Efendim iyi akşamlar. Bakış açısına hoş geldiniz. Gündem yoğun. Bir yanda geride CHP kurultayı da bıraktık. Onun ardından konuşuluyor, tartışmalar başladı. Ayasofya ibadeti açıldı. Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri tartışılıyor. Hilafet tartışması var. AK Parti cephesinden de o tartışmalara yeni açıklamalar geldi. Birçok konu başlığımız var. Hemen kimlerle konuşacağız? Sizlere hemen takdim edeyim. Gazeteci Murat Kerkitlioğlu. Sayın Kerkitlioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay. Sayın Alpay hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hukukçu konuğumuz Sayın Onur Cingil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve siyaset bilimci konuğumuz Doçent Doktor Burak Job. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce CHP kurultayında neler yaşandı? Ne oldu? Çünkü Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan 4 isim parti meclisinde yer almadı. O isimlerden biri de Tuncay Özkan'dı ama sadece kurultayda bunlar konuşulmadı. Özellikle Sayın Cingil, Sayın Job siz de oradaydınız değil mi? Kurultayın evet. Bir anlamda nabzını tuttunuz. İsterseniz sizinle başlayalım. Hatta parti meclisi adayı olarak da orada bulunuyordunuz. Nasıl bir seçimle karşı karşıya kaldınız? Mesela parti meclisindeki bazı manşetlere baktığımız zaman bir şok yaşandığı iddia ediliyor ama bu 4 isim üzerinden sadece bunu söylemek ne kadar doğru? Bu büyük bir değişim mi genele baktığımız zaman parti için bu 4 ismin özellikle parti meclisinde yer almayacak olması bundan sonrası ne anlama geliyor? Ya aslında evet değişiklikler bekleniyordu. Hatta burada kurultay matematiğini iyi bilenler bilir. Normalde 52 parti meclisi, 8 bilim kültürü yüksek platformu olmak üzere 60 kişilik bir parti meclisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve normalde alışılık olduğumuz şey de bu 52 kişilik bir anahtar liste çıkması çarşaf listede. Ama bu sefer 80'lik bir liste çıktı. Yani bu 80 kişilik bir liste olması aslında birazcık sürprizleri de kapatan bir noktaya getirdi. 4 tane MYK üyesinin burada yeterli oyu almaması, bazı kişilerin de cinsiyet ve gençlik kotasına takılması durumu aslında bakarsanız 4'ün üzerine de çıkabilirdi. Çünkü delege bir anlamda değerlendirme yapıyor. 2 senenin daha önceki süreçlerin değerlendirmesini yapıyor. Ve bunun üzerine oy tercihlerini yapıyor. Yani benim şahsi fikrim başka isimlerde bu anlamda. Yani liste dışı kalabilirdi. Liste dışı kalabilirdi ama dediğim gibi delegeye o kadar geniş bir seçenek sunuldu ki bu 80 kişinin arasından bu ilerlesin diye. Bir de kulis bilgilerinden aldığımız duyumlara göre bazı il başkanlarında konuşulup bazı isimlerin de bir anlamda korumaya alındığı, bunun 35'e yakın isim olduğu söyleniyor. Yani o 80 kişinin içerisinde bir 35-40 kişinin bir anlamda olmazsa olmaz olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından söylendiği de kulis bilgiler arasında. 60 kişilik bir parti meclisi olduğu düşünüldüğünde de bu rakam yani çoğunluğa tekabül ediyor. Bunun dışındakini de karar alma mekanizması olarak çoğunluk belki hedeflenmiş ve devamında da diğerleri seçim olarak seçeneklere bırakılmış. Ama tabii burada şey vardı, kurultay seyircisizdi. Bu anlamda etkileşim de çok fazla olmayan bir noktadaydı. Aday yoktu. Başka aday olmadığı için ilk gün bir kurultay rekoru kırıldı oy anlamında. Ve böyle bakıldığında da bu tabii delegede belki tercihlerinde hani sorduğunuz için söylüyorum 4'ü aşardı diyorum ben. Tercihlerinde ister istemez bir çekimsellik olduğunu düşünüyorum. Peki. Sayın Alpay, şimdi o isimlere baktığımız zaman Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya ve Aykut Erdoğdu parti meclisine giremediklerini görüyoruz. Sizce bu isimler neden giremediler parti meclisine? Yani şimdi parti içi dengeleri çok bilemiyorum. Yani kulisler üzerinden bir takım şeyler söylenebilir belki ama ben bu sürecin biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 ya da ondan daha erken alınacak bir seçim sürecine dair hazırlık olduğu kanaatindeyim. Bu seçim sürecine ilişkin hazırlığı da Sayın Kılıçdaroğlu yapmış olduğu konuşmaların bir kısmında, özellikle de en son yapmış olduğu konuşmada dostlarıyla, yani müttefikleriyle iktidar yürüyüşünden bahsetti. Herhalde bununla ilgili bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neticede il başkanlarının seçilme sürecini, delegelerin seçilme sürecini, biraz da özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'nin almasıyla birlikte
parti içerisinde ben ciddi anlamıyla güçlendiğini, sözünün daha geçerli olduğunu, dolayısıyla da kendisine muhalif olan anlayış ve diyeyim ki kadroları çok daha kolay bir biçimde kenara çekmeye yetkin olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bu sebeple ben birkaç soru üzerinde odaklanırsak, bunların yani isim olarak hani Tuncay Özkan, efendim Gürsel Tekin, Ünal Çeviköz, işte Ay Doğdu filan vesaire, onu ben bilemem ama gördüğüm şu: Cumhuriyet Halk Partisi en temelde şöyle bir düşünceye sahip. Yani Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir ittifak kurarsa, nasıl bir müttefikleri diyeyim ki yanına çekerse iktidar olabilir sorusuna cevap arıyor ve bence yeni dönem içerisinde, yani maalesef biraz keskin olacak belki ama, yani tek başına iktidar olmayı gözüne kestiremeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin müttefiklerle ittifak olma stratejisine uygun bir biçimde partiyi iç dizayna tabi tuttuğu kanaatindeyim. Dolayısıyla atılan adımlar, kenara çekilen isimler, parti meclisine sokulan bir takım kontenjandan bile olsa, diyeyim ki başörtülü bir hanımın oraya sokulmuş olmasını ben önümüzdeki süreçte yapılacak ittifaklara dair bir adım olarak görüyorum ve değerlendiriyorum. Burada da bunu şey yapmak gerekiyor. Nasıl bir CHP sorusu da önemli. Artık kanaatimce CHP Kemalizm ile pragmatizm sarkacında gidip gelecek bir siyaset artık öngörüyor. Yani yine Kemalist olacak ama olabildiğince pragmatik, olabildiğince muhafazakar, İslamcı seçmene de hitap edecek. Kişileri, sembolleri öne çıkartacak. İslami ya da muhafazakar kesimi, kitleleri ürkütecek isimleri de geri plana çekecek bir... Yani bu değişikliği Millet İttifakı seçmeni için değil de Cumhur İttifakı seçmeni için mi yaptınız? Hem o şekilde hem de şöyle bir şey var. Açıkçası tabii sadece Kılıçdaroğlu'na muhalif olan isimler üzerinden değerlendirmek doğru olmaz ama partinin diyeyim ki önem verdiği isimlerden birisi de dönemin önemli savcılarından, eski savcılarından ismini telaffuz edemeyeceğim. İlhan Ciğerler'in konuşmasına dikkat edersek orada aslında bazı ipuçların verildiğini söyleyebiliriz. Tabii ki hani sadece muhalif kadrolara bakarak değerlendirme yapılmaz ama ben önümüzdeki süreçte CHP'nin ittifakları genişletmeye dönük bir tutum alacağı kanaatini taşıyorum. Burada yalnız şunu eklemek istiyorum. Yani başörtülü parti meclis üyesi noktasına dediği için kendisi Beykoz üyesidir. Ben şahsen de tanırım. Bu bir sizin tarif ettiğiniz gibi bir dizaynın öne çıkarttığı bir isim değil. Onu söyleyeyim. Hatta Sevgi Hanım genç bir kadındır. Kendisi istedi. Ben de ona oy verenlerden biriydim. Çünkü tanırım. O yüzden haksızlık etmek... Evet, o açıklamalarını da verdik ekranlarda. Evet, yani bu anlamda değil, çarşaf... Ben çalışkan olduğum için parti... Bir de şöyle bir şey var. Çarşaf liste olduğu için herkesin katılabildiği bir nokta bu. Herkes aday olabiliyor ve bu bağlamda aday oldu. Adaylaştırılmadı. Onu da söylemek peki, lazım. Evet, yani... Ben de bu noktadan devam edeyim. Ben iki gün boyunca kurultaydaydım. Yakından izledim. Çok gözlem yaptım, insanlarla konuştum. İki gün boyunca tek bir kişiden dahi, yani şöyle bir serzeniş veya bir yorum duymadım. Ya işte parti meclisi adayları arasında tesettürlü bir hanımefendi var. Yani acaba o niye orada gibi bir yorum duymadım. Bunu ne sorgulayan, ne yadırgayan hiç kimse yoktu. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer partilerde olduğu gibi çok yakından tanımayan insanlar, iç işleyişini, kadrolarını, özellikle Anadolu'daki kadro yapılaşmasını bilmeyen insanlar dışarıdan bakarak, sözü meclisten dışarı, dışarıdan bakarak bir takım böyle kafalarındaki imajlara oturtmaya çalışabilirler kimi gelişmeleri. Ama CHP kadrolarında ben yani bir fiil zamanda siyasette yapmış bulunduğum için gerçekten, hele ki Anadolu'ya doğru gittiğinizde, her dünya görüşünden, her kökenden, etnik kökenden, farklı yaşam tarzlarından, farklı kültürlerden, inançlardan insanların olduğunu görüyoruz. Aslında CHP tabanını ve örgütünü yakından tanımayanların zannettiğinden çok daha heterojen bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ve dediğim gibi, yani Onur Bey'in de belirttiği gibi CHP'ler şuna bakarlar. Ben CHP'leri iyi tanırım. Bu kişi partili mi? Bu kişi oraya paraşütle mi indirildi, yoksa selobantla mı yapıştırılıyor? Yoksa partili mi? Ona bakarlar. Yani yukarıdan paraşütle indirilen bir insan, kimilerinin gözündeki, evet, CHP'lerin beğeneceği bir kişi tipolojisine uysa bile parti bünyesi onu çok zor kabul eder. Ama öte yandan partide, işte ilçe örgütlerinde, gençlik örgütünden, partinin kadrolarında dirsek çürütmüş, emek vermiş insanlar
gerçekten CHP örgüt o insanlara sahip çıkar. Kılığına kıyafetine de bakmaz. Bunu liste dışı kalanlar için de söyleyebiliyor musunuz? Kesinlikle elbette. Yani liste dışı kalanlar için de söylüyorum. Ha, şunu belirteyim. Şimdi ittifak meselesi çok önemli. Çünkü Türkiye'deki mevcut sistem partileri ittifaka zorunlu kılıyor. Yani ben ittifak yapmak istemiyorum diyen bir parti, bunu AK Parti'de dahil, şunu demiş olur. Ben iktidara gelmek istemiyorum. Çünkü şu anda Türkiye'deki hiçbir partinin %50'ye tek başına yaklaşma şansı bile yok. Yani hala Türkiye'de birinci parti olduğunu tahmin ettiğimiz AK Parti de şu anda %50'den çok ama çok uzaklaşmış durumda. Mevcut sistem ittifakları zorunlu kılıyor. Ben şu notu da düşeyim. Sayın İlhan Ciyaner, CHP tabanını her zaman çok sevip saydığı bir isim oldu. Çünkü çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Sonradan FETÖ denilecek olan yapılanmanın kotardığı bir kumpas davasıyla hapse atıldı. Ve o zamanlarda onun hapse atılmasını siyaseten benimseyen, siyaseten bunu savunan partide ne yazık ki iktidar partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Şimdi Ciyaner'in, Sayın Ciyaner'in parti tabanında böyle bir saygınlığı olmakla beraber kurultayda parti içinde öteden beri görmüş olduğumuz genel merkeze ve Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik kimi muhalif eğilimleri, muhalif söylemleri yeterince toparlayamadığını gördük. Yani kendi bünyesinde, kendi şahsında o muhalif eğilimi toparlayamadı. Bugüne kadar genel merkezin politikalarına pek çok açıdan itiraz eden, karşı çıkan insanların küçük bir kısmı Sayın Ciyaner'in yanında yer aldı. Yani dolayısıyla buna dikkat... Ve neden Ciyaner'den bahsediyorum? İttifaklar meselesi. Sayın Ciyaner konuşmasında şu ifadeyi çok net bir şekilde kullandı. Biz kategorik olarak ittifaklara karşı değiliz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ittifak istemeyen çok az insan vardır herhalde. Bunu böyle somutlaştırmak çok zor. Ama sonradan şöyle bir kayıt düştü tabii. Efendim işte Babacan'la ittifaka sıcak bakmayız gibi. O tabii apayrı bir tartışma konusu. Bir notu da daha düşmek isterim. Yani izleyicilere doğru bilgi vermek açısından. Şimdi bu parti meclisine giremeyen 4 MYK üyesi var. Ben kişiler üzerinden konuşmayı sevmem. Siyasetinde kişiler üzerinden değil, fikirler üzerinden konuşulmasını her zaman savundum. Ama yani neyin ne olduğunu şu anda söyleyemem ama ne olmadığını söyleyebilirim. Ne olmadı? Ha, bu 4 insan, bu 4 kişi, her biri de partiye emek vermiş değerli insanlar. Olası bir ittifaka karşı çıkacakları, yönetimin, genel merkezin efendim ittifak politikasına karşı çıkma ihtimalleri olduğu için değil, tasfiye edilmiş falan değiller. Her birinin tekil, öznel, her birinin kendi içinde değerlendirmesi gereken sebeplerden ötürü liste dışı kalmışlardır. Şunu da belirteyim size. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu olay, yani kimi güçlü isimlerin PM'ye girememesi aslında haber değeri yoktur. Vakayı adiyedendir. Çünkü her kurultayda olur. Bazı kurultaylarda çok olur. Bazı kurultaylarda az olur. Güzel Tekin mesela bunu birkaç defa yaşadı. Bu yaşadı. Çünkü CHP'nin özelliği diğer siyasal partilerimizden farklı olarak Büyük Kongresi, kurultayı gerçekten de rekabetçi bir ortamda. Evet, 6 isminde listeyi deldiğini de söyleyelim. Evet. Burada mesela şimdi, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Kaya Usluer, Aylin Nazlı Aka, Müslüm Sarı ve Gürsel Erol. Bu 6 isim ki CHP standartlarında 6 düşük bir sayı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20'den fazla, 23 civarında... İşte bu listeden dolayı yani 52'lik bir liste çıksaydı benim 20'nin üzerinde beklentim vardı. 23 defa delmedi. Bir önceki kurultayda olmuştu. 23 kişinin dahi 2016'daydı. Aha. Genel merkez listesinin delebildiği, hatta en böyle parti egemen olduğu, hakim olduğu partide gerçekten hiçbir şekilde parti içi muhalefeti alan tanımayan Sayın Baykal'ın yönetiminde bile, Sayın Baykal'ın kurultaylarında bile 5-6 kişi deler geçerdi. Yani dolayısıyla bunu niye söylüyorum? Aslında haber değeri olan bir şey değil bu. Yani böyle Türkiye'de tabii siyasi parti yönetimleri o kadar otoriter ve tekçi bir şekilde yapılanıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu gibi manzaralar çıktığı zaman kimileri şaşırıyor. Allah Allah, bu nasıl bir iş diyorlar. Burada bir kaos mu var? Burada bir karmaşa mı var diyorlar. Hayır, CHP bu zaten. CHP'de bu her zaman olur. Peki. Sayın Kerkitlioğlu, bir gazeteci olarak size soralım. Haber değeri yok mu bu değişimin? Var tabii. İsim çok da önemli olmadığı yönünde iddialar var. Ve yani ittifak hazırlığı Millet İttifakı değil de Cumhur İttifakı'nın seçmenine yönelik bir takım değişimler olabileceği yönünde bazı görüşlerini dile getirdi sevgili konuklarımız. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Özellikle Kılıçdaroğlu'nun dostlarla iktidara gideceğiz sözü de çok konuşuluyor. Evet. Şimdi bütün bunların hepsinin bir haber değeri var. Zaten bir CHP kurultayının başlı başına bir haber değeri vardır. Evet, belki Burak Bey'in söylediği gibi
CHP kurultaylarında bunlar birkaç defa yaşandığı için yani belki mecazi anlamda çok haber değeri yok anlamında aynen öyle, söylemiş tabii, olabilir tabii, ama elbette. Tuncay Özkan gibi bir ismin, Aykut Erdoğdu gibi bir ismin liste dışı kalması demek CHP'de konuşulacak. Hani sadece CHP olarak söylemiyorum, kamuoyunda da çok fazla konuşulacak, tartışılacak konulardır. Ben şimdi şöyle bakıyorum. Yani bazı mesajları, orada bazı çıkan sonuçları çok fazla böyle küçümsemek yanlış olur. Şimdi mesela dostlarla birlikte iktidara yürüyeceğiz lafı bambaşka bir laf. Bu biz ittifakı genişletebiliriz lafıdır. Yani sadece Millet İttifakı, yani İyi Parti, Saadet Partisi ve görünmeyen tarafındaki HDP desteğiyle birlikte, yani resmi olmayan taraf açısından söylüyorum, HDP desteğine mutlaka biz yeni yeni partiler destek vererek, yeni ittifaklar kurarak yürüyeceğiz anlamındadır. Zaten CHP içerisindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de şu anda budur. Mesela İlhan Cihaner gibi, Aytuğ Atıcı gibi isimler, hani başkan adayları açısından söylüyorum, isimlerin en büyük argümanları CHP özüne dönsün. Yani gerçek solu temsil etsindir. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihi, hele hele 2023'e doğru giden yoldaki tercihi, AK Parti ile sürekli kavga eden bir muhalefet olmaktansa biz önümüze bakalım, işimize bakalım, ittifakları büyütelim, yürütelim. Aynı zamanda işte muhafazakar tabana da yönelik, sadece o hanımefendi için söylemiyorum onu. Hı hı. Mesela İYİ Parti ile yapmış olduğu ittifak bunun göstergesidir. Saadet Partisi ile... Ama AKP'de MHP ile yaparak milliyetçi cenahla buluşmayı... Ama AK Parti'nin zaten milliyetçi bir kanadı zaten her zaman vardı. Ama işte... Yani çok çok farklı, yani AK Parti ile MHP tabanını çok farklı düşünen tabanlar olarak söylemek bence yanlış olur. Politika olarak da, yok, sosyolojik olarak da yanlış olur. Şimdi, ama oradaki hamle siyasi şunu, olarak... Tam muhakkak şey, siyasi. Tabii. Ben de zaten siyasi olduğunu burada söylüyorum. Zaten siyaset yapıyorlar. Siyasi. Sayın Cengiz, şimdi söz vereceğim. Bir tamamlasın Murat Bey. Yani Saadet Partisi ile CHP'nin aynı yani şeyde olmasını, kulvarda olmasını düşünebiliyor musunuz? İyi Parti ile aynı kulvarda olmasını düşünebiliyor musunuz? Ben hatta biraz daha ileri giderek söyleyeyim. Hatta bu haftaki yazımda da vardı. Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'le hala bir dirsek teması halinde. Her ay kendisiyle Maslak'ta görüştüğü, her ay mütemadiyen görüştüğü yönde çok ciddi bilgiler var. Yani şimdi bütün bunların siyaseten bir atraksiyon olmadığını söylemek yanlış olur. Sadece bu açıdan da değil, aynı zamanda evet şeyin, Burak Bey'in söylediği şey çok doğrudur. Diğer adayların muhalifleri toplayamaması, dağınık olması Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında ciddi bir güç olarak çıkmalarına da engel olmuştur. Yani bütün bunları düşünmek lazım. Aynı zamanda hani belki seçimler, genel seçimler açısından Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğine geldiğinden beri ki şu güne kadar olan başarı grafiğine baktığınızda, hani genel seçimlerde son belediye seçimlerini bir kenara bırakalım, hani çok başarılı olduğu söylenemez. Ama parti içerisindeki etkisi, dizaynı, her seçimde zaten kazanıyor olması parti içinde çok bir kuvvetli bir mıdır? Noktaya başarı geldiğini. Başarıdır tabii. Kaç tane seçime girdi hepsinde? Genel başkan seçildi. Bu büyük altıncı, bir başarı değil mi? Altıncı. Şimdi ama bunların tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun hamlelerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Delegeler üzerinde mesela müthiş bir etkisi var. Bir ikincisi mesela bu kurultayda hani büyük şehirlerinde kazanılmış olmasını göz önüne alarak büyük şehirlerden gelen özellikle İzmir, Ankara, İstanbul için söylüyorum, delegelerin çok büyük bir desteğini de aldı. Ama işin başka tarafları da var. Onları da lütfen bir konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela İlhan Bey'in, İlhan Cihaner'in söylediği, hani imza topla, ben 100 tane imzayı bulmuştum. Ancak delegeler üzerinde öyle büyük etkiler, öyle büyük baskılar yaptılar ki seni işten çıkarız, oğlunu şuradan atarız, belediyeden çıkarız şeklindeki açıklamalar. Bunlar da gerçekten oturup düşünülmesi gereken açıklamalar. Bir diğeri de, bunu da büyük bir ihtimalle Şaban Sevinç söyledi. Oradan hatırlıyorum. Adana'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen 8 delegenin anında kimler olduğunun tespit edildiği. Çünkü bu konuda da müthiş bir ekip kurulmuş. Anında kimler olduğunun tespit edildiği. Böyle bir durum ortadayken delegeler üzerinde bu kadar da çok baskı varken hani bu başarı da kaçınılmaz gibi de gözüküyor. Bunu tamamı için söylemiyorum tabii. Yani 51 oy aldı. 1368 zaten 18'i 1318'i bildiğim kadarıyla
oy kullandı. 67 tane geçersiz, 1251 tane de oy aldı. Oy aldı. Yani şimdi bunu tabii ki tamamını için söylemek de mümkün değil. Ama sonuç itibariyle delegeler üzerinde de çok ciddi bir etkisinin, yani tırnak içerisinde de baskısının olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden hani bu kurultay, evet tabii ki doğru, 2023 seçimlerine bir hazırlık kurultayı, yapılacak yeni ittifakların sinyalleri, CHP'deki parti içi muhalefetin artık tamamıyla en azından bitirildiği yönündeki mesajların verildiği, böyle daha çok şahin, tırnak içerisinde söylüyorum, şahin isimlerin daha çok dışarıda kaldığı bir kurultay olarak nitelendirebiliriz. Peki Sayın Cengil, parti için muhalefet bitti mi peki? Bir de az önce Sayın Kerkitlioğlu dedi ki delegeler üzerinde baskılardan bahsediliyor. Onunla ilgili iki cümlede ben bunu söyleyeyim. Ama ben, Onur Bey'den önce veya sonra. Evet, ben İlhan Bey söyledi. İlhan Cihaner'in söylediği açıklaması. Şeyler. Bu baskılardan da, çünkü kendi söylediği için söylüyorum. Bir de yeni ittifaklar dedik biz. Çünkü hep Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak gördüğümüz zaman, değil mi? Değişmez. İki ittifakta CHP Millet İttifakı'nın değişmez bir ayağı. AK Parti de öbür tarafın, MHP ile birlikte. Şimdi dostlarla iktidara gideceğiz derken bu ittifaklar anlamını yitirecek mi? Genişleyecek derken ne hale gelecek? Bambaşka bir şey mi olacak? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun söylediği bu sözde çok konuşuluyor. Size de söz vereceğim. İlk sorunuzdan, ben zaten iki cümle söyleyeceğim. İlk sorunuzdan, yani parti içi muhalefetle ilgili olan kısımdan başlayayım aslında. Cumhuriyet AK Partisi diğer, yani özellikle sağda konumlanmış partilere benzemez. Her zaman bir devinim vardır. Çünkü fikri özgürlük ve bir anlamda kanatların olduğu bir partiden bahsediyoruz. Yani farklı, aslında aynı ideolojiden farklı kolların olduğu bir yer. Dolayısıyla her zaman bir iktidar ve her zaman bir muhalefet vardır. Bu anlamda muhalefetin bittiğini bu kurultayla söyleyemeyiz. Çünkü siyasette bazen beklemek de geri durmak da aslında bir hamledir. Ben bu kurultayı biraz öyle görüyorum. Yani işte yerel seçimlerde işte başarı, işte mevcut durumdaki delege yapısı. Çünkü il kongreleri İstanbul, Ankara, İzmir tek adaylar üzerinden yapıldı. Bu düz bir mantıkla bakıldığında şöyle söylenebilir. Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada hepsini kendi delegeleri olarak aslında formüle etti. Aslında burada yapılan şey şuydu. Birçok grubu tek kişinin altında delegeleri serpiştirerek, bölerek aslında büyük güçlerin oluşmasını engellemekti. Ve bu da muhalefeti bir anlamda zorlaştırdı. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum, İstanbul'da iki grup şey yapsaydı, karşılıklı gelseydi ve muhalefet kazansaydı bir anda 198 delegesi olacaktı. Ama böyle tek aday arasında bütün herkes, iktidarı muhalefeti parti içerisinde birleşince bu birkaç grubun 60-60-60 gibi delegeler olması sonucuna doğurdu. Bu da gücü böldü. Ben burada muhalefetin bittiğini düşünmüyorum. Muhalefetin beklediğini düşünüyorum. Çünkü aslında siyasette en tepede olunan noktada bile bir anlamda aşağı iniş noktası da gelinebilir. Yani çok zirve aslında tehlikelidir. Peki bu bekleyiş, hatta nasıl bir bekleyiş mesela? Benim mesela siyasi öngörümde bu ilerleyen safahatte birçok tartışmanın yaşanabileceği, hatta bir kurultayında önümüzdeki süreçte görülebileceğiydi. Bu benim şahsi fikrim. Diğer noktada ittifaklara gelince, burada hep tartışılıyor diğer programlarda da. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı zaten ittifakla ilgili herhangi bir şeyi saklamıyor. Zaten ittifakları çok ciddi anlamda ortaya koyuyor. Yalnız burada unuttuğumuz bir şey var. 2017'de gelen sistemle beraber bu ittifakları AKP'ye getirdi. Yani AKP-MHP ittifakı getirdi. Dolayısıyla hocamın da dediği gibi ittifak yapmıyorum demek, ben seçip kazanmak istemiyorum demektir. Buradaki ittifakın nasıl oluşacağı belki önemli. Eleştiriler burada yapılabilir. Parti içerisinde mi, parti zaten içerisinde? Zaten neden ittifak, böyle bir şey denemez ki zaten. Ama işte şöyle bir şey var. Dediğiniz gibi ittifakın hani dokusuyla, kumaşıyla ilgili yapılan, anlıyorum, eleştiriler. Anlıyorum ki Akit Doğuz. Şöyle bir şey var. Mesela dediniz ya Saadet Partisi ile yan yana gelmesi. Yani hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi de koalisyon yapmışlardı. Yani 74'te Barış Harekatı zamanında. Dolayısıyla bunlar çok uzak şeyler değil. Kaldı ki siyaset uzlaşma sanatıdır bir anda. Yani burada çok uç noktaların bile uzlaşabileceği şeyler var. Benim burada aslında çelişki olarak gördüğüm bir nokta var.
Biz belki ittifakla ilgili eleştiri yapsak parti içerisinde bu çok abes karşılanmaz ama özellikle AKP cenahında, MHP cenahında ya da oraya yakın olan aydınlar, gazeteciler bu eleştiri yaptığı zaman şu soru geliyor. Bu ittifaklar dediğim gibi AKP tarafından getirdi ve ayrıyetten bu gruplarla mesela Abdullah Gül'le genel başkan görüşüyor. Abdullah Gül Tayyip Erdoğan'ın kardeşiydi. Kardeşim Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapıyorum diyordu. Yani böyle de bir durum var. Diğer noktada diğer sorunuz neydi onu? Şunu soracağım, yani uzlaşamayacağı bir şey olmayacağını mı düşünüyorsunuz AK Parti ile CHP'nin bu noktada? Yani bir sürü şey konuşulur, şey yapılır, halledilir gibi bir şeyler söyleniyor ama uzlaşılamayacak konular var da deniliyordu bundan önce. Çünkü çok farklı açıklamalar var ama bir şekilde uzlaşılabilir iktidar paylaşılacağı zamana yaklaştığımız şu günlerde özellikle ve bu yüzden de bu değişiklikler yapıldı deniliyor. Onu sormak istiyorum. Yani her konuda uzlaşılabilir diyebiliyor musunuz AK Parti ve CHP arasında? Yani AKP ve CHP konusunda diyorsanız bu uzlaşmanın olmadığını yıllardır zaten görüyoruz. Zaten siyasetin şeyi gereği de bu böyle. İstikşafi görüşmeleri hatırlıyoruz. Yani bu ülkede insanlar 40 gün mü kaç gün gerçekten oyalandı. Çok da anlamlı olmayan bir siyasetin aslında oyunuydu bana kalırsa. Bunlar uzlaşma sanatıdır dediğim gibi olabilir ama şu an Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi aslında dikkat ederseniz mesela Ayasofya olayı diyelim, birazdan konuşacağız. Ya bu mesela çözülecek bir konu ya da konuşulacak bir konuyken Türkiye'de bir sırf iktidarı korumak adına bir siyasi malzeme yapılabiliyor. Dolayısıyla AKP ile uzlaşmak çok mümkün değil çünkü her konu onlar için pragmatik bir sebep. Ha bir gün eğer ki kendi oylarının artacağını hissederlerse CHP ile uzlaşabilir AKP, onu da söyleyebilirim. Peki Sayın Cop, iki cümle ekleyeceğim dediniz. İki cümle şuydu. Sayın Ciyenler'i destekleyecek delegelerin imzasının evet, zorla çektirildiği iddiası. Şimdi Murat Bey de orta yerde duran hallerizdeki bir iddiayı aktarıyor. Yani Murat Bey'in orijinal iddiası değil zaten. Ben bunu biraz şu açıdan şüpheyle karşılıyorum. Hayatın olağan akışına çok uygun bulmuyorum. Çünkü yani Sayın Ciyaner 68 imzaya ihtiyacı vardı. Yani delegelerin %5'inin size imza vermesi yeterli genel başkan adayı olmanız için. Bu eskiden %20 idi. %5'e indirilmiş olması parti içi demokrasi yolunda bir adımdır. Yani mesela %5 olmasa gerek var mı da bu da tartışılabilir, o ayrı konu. Şimdi 68 imza Emre Bey toplanırdı. Toplanırdı. Yani 68 imza toplamak çok zor bir iş değildi. Bir de yani Sayın Ciyaner aday olmayı başarsaydı, yani dediğim gibi bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu 10 yıldır bu partiyi yönetiyor. 10 yıl rakiplerinizin, muhaliflerinizin enerji biriktirmesi için çok iyi, uzun bir süre. Fakat bu 10 yılda biriken parti yönetimine yönelik muhalif enerjiyi bünyesinde toplayıp konsolide edecek bir figür olmadığı için yeterli desteği alamadı. Genel başkana zaten tehdit oluşturmazdı. Yani adaylığının engellenmesi. Hani kaç oy alırdı ki Sayın Ciyaner? 450-500 alırdı. Bilemiyorum. Çünkü yani imza toplandıktan sonra hep bir şey vardır, tepki oyu vardır. Yani her yani onlar biraz rahatlayabilirdi. Şimdi bunlar rahatlayabilirdi. Buradaki yani doğruyu söylemek, objektif doğru, bir şey yapmak. İmzadan sonra bir açılma oluyor. Çünkü Muharrem İnce'nin de aday olduğu şeyde 120 imza toplanır toplanmaz tartışmasından sonra yanlış hatırlamıyorsam 427. Spekülatif bir şey söylüyoruz. Onur Bey'in görüşü. Onur Bey kendi görüşünü söyledi. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Aday olsaydı Sayın Ciyaner, ben Sayın İnce'nin geçmişte aldığı oylara ulaşabileceğini tahmin etmiyorum. Bence olmazdı. Dolayısıyla adaylığının delegelere baskı yapılarak engellenmesi hayatın olağan akışına çok uygun gelmiyor. Yani 68 imza bir şekilde toplanabilirdi. Ama şunu kastetmiyorum. Yani iyi ki Sayın Ciyaner aday olamadı anlamında demiyorum bunu. Aday olsaydı ve eleştirilerini daha geniş bir platformda dile getirseydi elbette daha iyi olurdu. Evet, Kılıçdaroğlu'na muhalif gücü gösteremedi bir şekilde. Onu evet, burada bir biraz şey söyleyebilir miyim? Biraz sonra geleceğim. Hem Sayın Cop'a söz vereceğim ama Sayın Alpay'a söz vermek istiyorum. Şimdi az önce konuştuğumuz konu, yani sizin de aktardığınız, ilk cümlenizin başında aktardığınız Kılıçdaroğlu'nun dostlarla iktidara gideceğiz kısmı, ittifak hazırlığı. CHP açısından bunu tartışıyoruz ama Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının sizce AK Parti'de ve MHP'de, yani Cumhur İttifakı'nda karşılığı ne olabilir? Evet.
Yani şimdi iki açıdan yaklaşmak lazım. Bir CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, bir de MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı. Şimdi birincisinden başlayacak olursak, şimdi AK Parti'ye ilişki doğal olarak, yani 20 yıllık bir iktidar süreci var. Yani yıpranıyor iktidar, eksikler var, sıkıntılar var, işte küresel çapta, bölgesel çapta. Şimdi son dönemde giderek artan bir söylem var, işte AKP eriyor ya da Erdoğan çöküyor, bitiyor falan gibi. Tamam, diyelim ki böyle, enflasyon şu kadar, işsizlik bu kadar, ama yani bu süreçte baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları yukarı doğru hareketlenmiyor. Yani 26 bandı 28'e 30'a ulaşmıyor ve buna ilişkin bir ümit de gözükmüyor. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi, yani bir ilkeler stratejisi üzerine yürümek yerine bir iktidar aritmatiği yapıyor ve diyor ki yani biz %26'yı aşamayız. Dolayısıyla İyi Parti'nin yanına örtü olarak HDP var, Saadet Partisi de var. Acaba AK Parti'den ayrılan iki partiye, özellikle Ali Babacan'ın partisini koyma imkanı ve ihtimali var mı? Bunun üzerinde duruyor. Dolayısıyla yani bunu görmeksizin sadece partiçi dengelerle Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki değişimi, efendim, parti meclisini izah etmek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Burada hani partizanlık bir fayda getirmez. Hiçbir tarafa fayda getirmez. Dengeler bunu gerekli kılıyor. İkincisi de tabii ki AK Parti açısından da ciddi bir sıkıntı var. Çünkü AK Parti'nin içerisinden iki önemli isim ayrılmış ve partinin özünden koptuğunu, efendim, kendi ilkelerinden, kuruluş prensiplerinden ayrılarak başka bir yere doğru iddia eden iki oluşum var. Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, başbakanlık yapmış bir isim. Efendim, ve aynı zamanda Deva Partisi. Dolayısıyla AK Parti açısından da bundan sonraki süreç bu ittifakın, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genişletmek istediği ittifakın genişlememesine ilişkin bir politika üretmek durumunda. Yani şimdi burada az sonra konuşacağız. Ayasofya meselesini konuşacağız ya da genişlememesi için bu yeni oluşumları da kendi tarafına mı çekmesi? Tabii ki. Yani en azından birini çekmek, yani birini çekmek. AK Parti'nin mi? Tabii AK Parti'nin. Öbürünün de o ittifaka diyelim ki eklemlenmemesi için bir strateji yürütmek durumunda. O zaman bu ne olacak? Burada bir sinir harbi mi olacak? Bir propaganda savaşı mı olacak? Ne olacak? Ne bilecek? Fakat ben bu parti içi dengeleri de açıklarken, izah ederken bilmiyorum. Babacan'ı çekme konusunun daha yakın olduğunu mu? Kesinlikle daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii bir görüşümü ifade ediyorum. Eksik olur, yanlış olur, belki hayali olur. Bilemiyorum ama kendi görüşüm bu. Yani bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından önümüzdeki seçimde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı üzerinden ilerleme stratejisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında çok ciddi anlamıyla ağırlık kazanan bir stratejidir. Bunu göz ardı edemeyiz. İkincisi de şimdi bakın, İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, Mersin Belediyesi, şu belediye, bu belediye, şu kadar büyükşehir belediyesi. Şimdi burada yani halkla yüz yüze gelmek ve bu belediyeleri kazanmak ve mümkünse daha da geliştirmek için ne yapacak? Delegeler de, yani işte ticaret yapan insanlar, inşaat yapan insanlar, değil mi, şirket kuran insanlar, temizlik ihalesi var, çöp ihalesi var vesaire. Dolayısıyla bu dengeleri gözetmeksizin parti içi diyelim ki listelerin oluştuğunu söylemek de çok akla uygun değil. Neticede siyaset biraz alma, biraz verme, biraz gözetme, biraz geri çekilme, biraz ileri çekilme işidir. Bundan sonra ne yapabilir? %26'lık bant yukarıya doğru hareket etmediği, edemeyeceği için ve CHP'de bu anlamda bir iktidar söylemi üretip kitleleri kendisine katamadığı için ne yapacak? AK Parti'den kopmuş olanları bir biçimde kendi yanına çekmeye çalışacak diye zannediyorum. Soracağım size de ama tabii. Sayın Cop'a da sormak istiyorum. Şimdi bütün bu açıklamalar, yani Kılıçdaroğlu'nun dostlarla iktidara gideceğiz açıklaması, iktidar hazırlığı, Sayın Alpay'ın dediği gibi yeni kurulan bu iki parti için mi o zaman diye sormak geliyor insanın aklına. O olmazsa mesela AK Parti diyor ki Deva Partisi'ni yanına çekmesi daha yüksek ihtimal. Evet. Peki niçin kuruldu o zaman AK Parti'ye? Eski bir AK Partili'nin bu kadar açıklama yaptıktan sonra... Mesela bir örnek vereyim. Ünal Çeviköz ismi bence çok stratejik bir karardır. Ünal Çeviköz, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin hemen bütün eleştirileri en ağır bir biçimde yapan bir isimdi. Genel Başkan Yardımcısı, dış politikadan sorumluydu, eski bir diplomat, büyükelçi. Ve bence Ünal Çeviköz'ün geri çekilmiş olması
bir noktada hem Ali Babacan'a belki aynı zamanda Ahmet Davutoğlu'nun partisine dönük de bir mesajın muhtevasını gösteriyor. Evet, gösteriyor. Yani darılmayın ama biraz zorlama bir yorum. Yani Ünal Bey'in durumuyla ilgili. Şimdi Sayın Çeviköz bir diplomat kökenli biri. Diplomat, emekli bir büyükelçi ve benim gözlemlediğim kadarıyla yani 2018'in ortalarında muhtemelen bu göreve geldi. Genel Başkan Yardımcısı, dış politikadan sorumlu. Yani her zaman bir devlet adamı ağırlığıyla sözünü bilerek, lafını sözünü tartarak açıklamalar yapmış bir isim. Yani ben mesela, benim için de sürpriz oldu Sayın Çeviköz'ün liste dışı kalması. Şaşırtıcıydı. Ama aklıma hiç şöyle bir olasılık gelmedi. Yani Ünal Çeviköz çok sert bir dış politika söylemine sahipti. Bu da CHP'nin potansiyel partnerlerini ürkütebilir. O zaman Çeviköz'ü, yani hani iktidarın dış politikasını sert bir söylemle eleştiren kişi örneği vereceksek, benim aklıma Ünal Bey gelmez. Dolayısıyla yani bu örnek, kusura bakmayın, ben çok isabetli bulmadım ama şunu tartışabiliriz. Hangi zeminde Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve diğer muhalif partilerle bir araya gelme hedefi güdüyordur? Yani bu tartışılmaya değer bir şey. Ben bir örnek vereyim. Şimdi Saadet Partisi'nden söz ediyoruz. 2018 yılında Saadet Partisi Millet İttifakı'nın bir parçasıydı. Hatta kendi oyu, havuza kattığı kendi oy milletvekili çıkartmasına yetmiyordu ama havuza koyduğu oy kıymetliydi. Dolayısıyla CHP listelerinden seçilebilecek sıradan 3 Saadet Partili meclise girdi. Sonra biri yurt dışından gelen oylar yüzünden düştü. Şimdi Saadet Partisi ile CHP arasında ideoloji olarak, taban olarak, parti programı olarak ciddi farklar var. Güncel bir örnek vereyim. Sayın Temel Karamollaoğlu, ki pek çok açıdan saygı duyduğum bir isimdir, Sivas katliamı ile ilgili öyle sözler söyledi ki ne benim ne de herhangi bir ortalama CHP'linin bunu kabul edebilmesi mümkün değil. Ama şimdi biz Sivas katliamı konusunda Saadet Partisi ile Sayın Karamollaoğlu ile farklı düşünüyoruz. O zaman ayrı yerlerde duralım mı diyecek CHP yönetimi? Yoksa bazı anlamlı zeminlerde buluşabiliriz ve bunu zorlayalım mı diyecek? O anlamlı zeminler ne? Onu tartışmak lazım. Parlamenter sistemi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş, kamu yönetiminde liyakatin hakim olması, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğünün artması, medya özgürlüğünün artması ve güçler ayrılığının biraz daha tamir edilmesi diyelim. Yani yürütmenin yasama ve yargı üzerindeki hegemonyasının ortadan kaldırılması. Şimdi böyle bir zemin tarif ederseniz, ben Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi dışındaki bütün partilerin buluşabileceğini düşünüyorum ve de buluşması gerektiğini düşünüyorum. Ama her birinin kendi tüzel kişiliği ayrıdır, tarihsel müktesebatı ayrıdır, politik programı ayrıdır, ideolojik çizgisi ayrıdır. Her biri ayrı parti. Her biri ayrı parti. Mesele şu, yani ayrılıkları mı ön plana çıkarmak gerekir yoksa ortak zemini mi ön plana çıkarmak gerekir? Peki, Sayın Kerkitlioğlu, bu arada yani kurultayın öncesinde de mesela çok konuşulan isim Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir sözü var. Genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor şeklinde bir sözü. Şimdi, İyi ki CHP var. Diğer partileri tartışamıyoruz. O kadar böyle kaskatı bir yapı var ki böyle şey baştan aşağı. Bir CHP var tartışabildiğimiz. Çünkü iyice böyle çok sesli ve heterojen bir yapının oldu. Değil mi? Şimdi onu sormak istiyorum. Onun dışında da az önce diğer konuklarımızın aktardıklarına da eklemeniz olacağını tahmin ediyorum. Yani Ekrem Bey neyi kastetti bilmiyorum. Kimleri kastetti onları da bilmiyorum. Yani öyle bir tahminim yok. Ama demek ki Ekrem Bey'in en azından Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki isimlerin birçoğundan hoşnut olmadığı, rahatsız olduğunu görüyoruz bu açıklamayla. Bu son kurultaydan sonra acaba memnun mudur? Onu bir daha sormak lazım aslında Ekrem Bey'e. Şimdi ittifaklar meselesine gelecek olursak zaten evet, yani işin doğası gereği ittifaklar yapılıyor. Nasıl Cumhur İttifakı varsa Millet İttifakı da oluşturuldu. Ben Kenan Bey'in söylediğine katılıyorum. Çünkü Abdullah Gül meselesi önümüzdeki dönemin, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'le yapmış olduğu mesaiden yola çıkarak söylüyorum, en önemli konuşulacak unsurlarından biri olacak. Yani
Bu gidiş şunu gösteriyor. Zaten hatırlarsınız daha önceki seçimlerde ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Hanım'ın itirazı üzerine ortak aday olmasından vazgeçildi. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir itirazı olmamıştı. O itirazı olmadığı için ve halen bu düşüncesinden de vazgeçmediği için bu dirsek temasını devam ettiriyor. Bu belli. Ama şuna katılmıyorum. Hani Sayın Alpay'ın söylediği o iki partiden, son AK Parti'nin içinden çıkmış olan iki ismin kurduğu iki partiden birini yanına çekme. Yani şuna katılmıyorum demek istiyorum. AK Parti'nin böyle bir şeyi tercih edeceğini düşünmüyorum. Yani Babacan'la ilgili bir hamle yaptı zaten Sayın Cumhurbaşkanı daha önce parti kurmadan önce Babacan. Yani dedi ki gel, oturdular, konuştular ama ikna edemedi sonuç itibariyle. Babacan da parti kurdu. Ama zaten Babacan'ın kurduğu partinin fikir babası Sayın Abdullah Gül. O nedenle zaten Babacan'ın böyle bir şeyi kabul edeceğini de zannetmiyorum. AK Parti'nin de bundan sonra o iki partiden bir tanesini yanına çekme yolunda bir girişimde bulunacağını da zannetmiyorum. Ben tam tersine acaba İyi Parti'yi nasıl çekerim min düşüncesi ve hamleleri içerisinde olabileceğini düşünüyorum AK Parti'nin. Deva yerine İyi Parti'yi aslında yanına çekmesi. Tabii yani baktığınız zaman İyi Parti ve Saadet Partisi'ni ne yönelik bazı hamlelerde bulunması bana daha mantıklı geliyor. Bunun için aynı zamanda hani siyasetin ruhuna da uygun. Hani çünkü o iki parti çok zor artık bu saatten sonra yani bir araya gelinmesi o isimlerle. Anlatabiliyor muyum? O nedenle o iki partiyi yanlarına almak için bazı hamlelerde bulunmasının çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki. Sayın Cingil, siz bir şey ekleyecektiniz sanıyorum. Şöyle. Onu soracağım. Hem siz ne diyorsunuz Sayın Kerkiklioğlu'nun mesela bu? Kaç şey aslında ekleyeceğim. Birincisi Ünal Çeviköz çok değerli birisi. İsmi geçti. Cumhuriyet Halk Partisi çarşaf liste yöntemiyle yapıldığı için aslında en önemli kriterlerden biri de popüler olmakla da alakalı bir şey. Hani bürokrat bir tiptir dedi ya Burak Hoca. Ve orada bir çalışma yaparsınız. Mesela, ama bunu eleştirmek için söylemedim. Hayır, ben de zaten sizi tamamlamak için söylüyorum. Mesela örnek veriyorum. Sayın Emre Buga şey olsa, aday olsa çıkabilir listeden. Yani niye? Çünkü çok seviliyordur, medyatiktir vesaire. Ünal Bey daha kendi halinde bir yani çok değerli ama bu seçimlerle ilgili olarak doğru bir profil olmayabilir. Birincisi bu. İkincisi de bir önceki kurultayda da bunu hatırlatırsam daha faydalı olacak. Kuraya kalmıştı zaten Ünal Çeviköz. Yani 60. sırada iki kişi aynı oyu almıştı. Dolayısıyla kurultay performansı o anlamda şaşırtıcı değil benim için. Birincisi bu. İkincisi burada hani hocamın da dediği gibi iktidar hem değişen dediğim gibi sistemle beraber hem de aslında Türkiye'de oluşan siyasi iklim, ekonomik durum gerçekten bir anlamda yaşanması zor bir hal alan bir ülke anlamına baktığınızda yani sabah uyanıyorsunuz 404 lira altın, akşam 418 lira 420 lira falan inanılmaz bir ekonomik bir durum var. Bundan dolayı aslında AKP ve MHP dışındaki herkesi bir anlamda siyasi olarak birleştirmeye zorunluluğu haline getirirken asgari müşterekler ortaya çıkartmak zorunda kaldı. Yani bir anlamda da aslında siyasi süreçler diğer kanadın yaptığı hamlelerle de ortaya çıkan bir şey. Mesela şu an herkes Türkiye'de parlamenter sisteme bir geri dönüş istiyor. AKP ve MHP dışında. Ya da hukuk devleti ilkesi ya da demokrasi kavramı. Bunlar asgari müştereklerde AKP ve MHP dışındakilerin buluştuğu noktalar. O yüzden de aslında şaşırtıcı gelebiliyor bazen nasıl yan yana ama 4-5 kavramda artık ilerleyecek önümüzdeki birkaç yılın siyasette. Cumhuriyet, demokrasi, işte özgürlük, hukuk devleti vesaire. Ekrem Bey'in söylemiyle ilgili olarak da ben açıkçası ilk duyduğum andan beri ben böyle notlarımı söylüyorum. Ben bunun bir genel bir söylem olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir genel bir söylem. Hani partinin içerisinde de olan birisi olarak söyleyebilirim. Uzun yıllardır şöyle bir söylem var. Genel başkanımız iyi, etrafı biraz değişsin. Sanırım öyle bir ortalama bir cevap vermek istedi. Hani sen iyisin ama çevren kötü. Kötü. Bir laf böyle ya. Bir hani bunu tasdik ettiğim için bu cümleyi söylemiyorum. Ama bu cümleyi eleştirebiliriz. İyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor diye yani bir ifade. Ecem Bey'in parti içerisinde itiraz ettiği çok isim var. Ben yok demiyorum. Çok sadece o cümle şöyle bir cümle. Yani çok kullanılan bir cümle. Bence
Ama o değil, Ekrem Bey diyor ki artık fren koymayın diyor Kılıçdaroğlu'na. Yeter artık diyor. Ama yani. Bu çok ciddi bir iddia. Evet tabii. Yani bu sizin bunun altının dolması lazım. Yani bu hatta bir çok var ki canım, hatta bu bir şey yani genel, karşılıklı gelmek genel, gibi bir şey bu. Şöyle genel bir söylem olamaz. Yani şimdi cümleye bir daha iddia oku Emre. Böyle bir genel söylem olmaz ki. Yani genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor. Bu aslında benim söylediğimin daha somutlaşmış hali. Yani o iyi, etrafı değişmeli. Ben de onu kastediyorum. Ben de onu söylüyorum. Bu anlamda eğer ki bir şey varsa elbette ki siyasette işte sevdiği, sevmediği, doğru bulduğu. Mesela Gökhan Günaydın çok değerli birisidir. Parti meclisine girdi. Aynı zamanda Büyükşehir'de çok önemli işler yapıyor. Yani belki de onu oraya takdim etmiştir, istemiştir. Yani illa iyi gördü ve başarılı başarısızlık tabii bu kişinin subjektif yorumudur ama böyle bir durumu vardır. Ben Deva Partisi ya da Gelecek Partisi'nin ikisinden birinin AKP'li yan yana olmayacağını, olamayacağını düşünenlerdenim. Yani kendi şahsi yorumumu söylüyorum. Ama şunu da görüyorum, Abdullah Gür konusunda ki bunu çok fazla dillendiriyor iktidar kanadı veyahut da Deva ve Geleceğin bu ittifaka girmesini de çok fazla dillendiriyor. Bu ittifaklarla ilgili şahsi fikrim noktasında benim çekincelerim var Onur Cingil olarak. Ama şunu görüyorum ki iktidar bu bir olası bir birleşmeden inanılmaz çekiniyor. Onu görüyorum. Yani işte şu kadar görüşüyorlar, buradalar, şuralar. Gerçekten bu yeni sistemle beraber artık küçük parti, büyük parti diye bir şey yok. %1 bile çok önemli. O yüzden burada hafif bir kümelenme olması iktidar tarafından çok ciddi anlamda. Yani öbür taraftaki bir o yüzden çok dillendiriyoruz. Endişeyle karşılaşıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim mesela, örnek vereyim. İktidar kanadında CHP ile Deva Partisi ne münasebet yan yana, ya da Gelecek Partisi ile Saadet Partisi ile CHP ne münasebet yan yana tartışmasını CHP içerisinde, muhalefet iktidar arasında, parti içerisinde iktidar bu kadar yapmıyor. Yapmayın ne olur ya. Bu kadar yapmıyor. Yani Gelecek ve Deva Partisi'ne selamı, grup toplantısı Sayın Kılıçdaroğlu çaktı. Yok yok, şunu söylüyorum. Yani tekrardan, ondan sonra başladı bütün bu tartışmalar. Şahsi fikrimi ben söyledim zaten. Anlıyorum. Şunu söylüyorum. Sen karşı oldunuz belli, çok uygun bulmadınız. Şunu söylüyorum. Sadece diyorum ki içerideki bizim tartışmamız kadar, yani AKP'nin bizi eleştirdiği tartışma kadar biz içeride bu kadar tartışmıyoruz diyorum. Çünkü bunu siyasi pragmatizm anlamında anlatmaya çalışıyorum. İşin meselenin içine girmiyorum. Diyorum ki gerçekten bunu kabul edersiniz. AKP ve MHP için burada oluşabilecek bir ittifak gerçekten büyük bir zarar. Yani %28, %26 bandı, hani CHP'nin oyu artmıyor dediniz ya. AKP'nin oyu da azalıyor ama. Yani %40'ın çok çok altına indi. Nereye gidiyor oy? Bence tamam, nereye gidiyor? Ben eğer söylersem iki yere gidiyor. İki yere gidiyor Sayın Alper. Birincisi evet kararsızlara gidiyor. İkincisi de mevcutların hepsine dağılıyor. Ve burada şeye katılıyorum. Bence AKP'nin yanına çekeceği parti, yani istediği daha doğrusu, çekebilir demiyorum, İyi Parti'yi çekmek ister burada. Ben en uygunu onu görüyorum. En uygunu derken AKP'ye uygun olacak. Çünkü Ali Babacan'a bir salvo yapıldı. Ötekine bir laf söylendi. Ondan sonra ama burada İyi Parti bir şey olabilir. Odak olabilir. Buradaki o, eğer ki İyi Parti yanına çekmek istendiğinde de bu sefer Cumhur İttifakı çatlayacak. Zaten benim hiç anlayamadığım nokta, az önce bunun konuşması yaptık. Ben aslında AKP'nin, MHP'nin yan yana gelmesini gerçekten anlayamıyorum. Şundan anlayamıyorum. İktidar partisinin politikalarına baktığınızda aslında eşittir milliyetçilik göremiyorsunuz. Söylemde çok fazla. Ama eylemde böyle bir şey yok. Yani mesela topraklar satılıyor mu bu ülkede? Satılıyor. Özelleştirmeler kime yapılıyor? Yabancıya yapılıyor. Ya da bu ülkede milli ekonomi var mı? Yok. Yani bunu milliyetçinin alt dallarına baktığınızda aslında AKP'nin bununla hiçbir ilgisi yok. Büyük ihtimalle sizin için yok. Nasıl? Yani bu sizin için yok herhalde. Biz siz derken? Yani siz böyle düşünüyorsunuz. Hayır, böyle bir anket. Nasıl milli ekonomi yok ya? Hayır. Ya milli savunma nerelere gelmiş durumda? Nasıl milli olmaz savunma yani? Katar'la geldi ama işte ne tartışma Katar'ı noktası bu. Yani hani o bütün bu... İHA'ları SİHA'ları Katar mı yaptı? Bakın sıkıntımız şurada. Hani bu ülkede devletin malını babalar gibi satarım dediler, değil mi? Satmayı bir normallik gördüler. Bugün baktığınızda ihaleleri verilen noktaya, yine söylüyorum, her yere Katarlı'ya, şuraya, buraya. Kanal İstanbul'da çıkan şey de ortada. O yüzden diyorum bu milliyetçilik ilkesi arası içeriğinde olacak bir şey değil. Şeyi de kelle de dendi bu iktidar zamanında. Süleyman Şah Türbesi de taşındı.
Benim bunu bir tartışmaya yapabiliriz. Açmak için söylemiyorum. Sadece Onur Cingül olarak ben AKP ile MHP'nin milliyetçilikte buluşabileceğine inanmıyorum. Çünkü AKP'nin böyle bir olgu taşıdığına inanmıyorum. Peki, bir reklam arasına gideceğiz. Bu tartışmayı da kısa son sözleri alarak devam ettireceğim dönüşte. Çünkü hem Ayasofya tartışmaları devam ediyor, hilafet tartışması var. Diyanet İşleri Başkanı'nın sözleri hala konuşuluyor, tartışılıyor. O konuya da geçeceğiz. Zaman bayağı hızlı geçiyor çünkü. Bir reklam aramızı izleyelim. Ondan sonra tekrar burada buluşuyoruz. Efendim devam ediyoruz. Tabii ki Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan sonra dostlarla iktidara gideceğiz sözünü tartışıyoruz, konuşuyoruz. Az önce Sayın Cingil dedi ki aslında ittifaklardan konuşuyorsak milliyetçilik ekseminde iki partinin de Cumhur İttifakı'nda pek uyuşmadığını söylediniz. Sayın Alpay, yavaş yavaş bu noktayı da bu kurultayla başlayan konuyu da kapatacağız ama hem son toparlamanız olarak düşüncelerinizi almak istiyorum. Buyurun. Şimdi şöyle... tabii şimdi biraz hani şöyle bir zorluk var. Şimdi her iki arkadaş da CHP'nin içerisinde aktif olarak siyaset yaptıkları için ben herhangi bir partiye siyaset yapmadığım için biraz bu konuyu konuşmanın bir zorluğu var. Birincisi onu söyleyeyim. İkincisi de ya şimdi ortada bir vaka var. Yani diyelim ki Milliyetçi Hareket Partisi tabanıyla, teşkilatıyla, lideriyle AK Parti'ye dönük çok böyle sert eleştiriler yapmış, böyle çok ciddi kavgalar vermiş bir parti idi ve geçen seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak her iki parti ortak aday çıkarttılar Ekmelettin İhsanoğlu'nu. Ama bugün o şans yitirilmiş. Yani dün MHP ile CHP ittifak yaparken başka türlü oluyor ama MHP bugün başka bir yerde olursa işte yani siyasetin o dün dündür, bugün bugündür felsefesi sadece Süleyman Demirel'le ilgili sınırlı kayıtlı bir şey değil. Onun CHP versiyonu var, MHP versiyonu var, AK Parti versiyonu var. Çünkü siyaset pragmatizm üzerine kurulu. Birincisi bu. İkincisi de şimdi iktidar aritmatiği CHP'nin içerisinde konuşulan bir olay. Yani biz kendi başımıza iktidar olamayız. Dolayısıyla iktidar olmanın yolu da Kemalizmi olabildiğince yumuşatmak. Efendim diyelim ki Tuncay Özkanların ya da efendim eski savcı beyefendinin İlhan Ciğerler'in ifade etmiş olduğu ortodoks kemalizmle falan bizim bir yere varmamız mümkün değil. Ne belediye alabiliriz, aldıklarımızı koruyamayız. Dolayısıyla yapılacak olan şey yumuşak bir geçiştir. Onu da yapmak için muhafazakar mütedeyyin kesime bir mesaj vermektir. Burada mesela örnek olarak son bir de konuyu konuşacağız ama yani Ayasofya meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi açamazsınız, açtırmayız demedi. Açıyorsanız açın dediler ve sustular. Neden? Çünkü yani hem açılacaktı Ayasofya hem de Cumhuriyet Halk Partisi aynı başörtüsü meselesinde ortaya koymuş olduğu tavır gibi fena halde dayak yemiş olacaktı. Dolayısıyla dediler ki hem dayak yiyip kaybetmeyelim. Dolayısıyla dediler ki açılıyorsa açılsın biz sessiz kalalım dediler. Dolayısıyla bu iktidar aritmetiği bence az önce ifade ettiğim Kemalizm pragmatizm sarkacında CHP'yi daha fazla pragmatizme, daha fazla muhafazakar, mütedeyyin seçmene dönük mesaj vermeye, vitrinini, kadrosunu, söylemini, projesini ona göre tanzim etmeye bir gidişatın yoludur diye düşünüyorum ben. Sayın Çop, şimdi ortodoks Kemalist ifadesini kullandı Sayın Alpay. Ya o bir yani hakaret maksadıyla söylemiyorum. Ya daha tutucu diyebilirsiniz, daha radikal, militan yani bir tanımlamaya takılmak istemiyorum. Ortodoks yani, deyince şimdi seyirci yanlış anlayabilir. Ana yol, o ana yol demek. Ana akım. Ana akım Kemal. Yani şimdi, daha kaynaklara bağlılık anlamında şimdi, söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Türk siyasetinde CHP içi veya partiler arası siyasette ideoloji meseleleri gitgide az konuşulur oldu. Şahsen ben bundan hiç memnun değilim. Yani ben partilerin aralarındaki ilişkilerinde, parti içi dengeler ve mücadelelerinde aslında ideolojik tartışmalar ekseninde olmasının yararlı olacağını düşünüyorum. CHP 1960'lı yıllarda ideolojik tartışmalar ve ayrışmalar yaşadı. CHP'den kopan parçalar oldu ama arınma sonucu 70'li yılların hakim partisine dönüşü CHP. Burada mesele gerçekten bir Kemalizm tartışması değil. Yani mesela şu olsaydı daha sağlıklı olabilirdi. Efendim parti meclisi dışında kalan kimi MYK üyeleri var. İdeolojik çizgilerinden ötürü dışarıda kalmış olsalardı daha böyle sağlıklı bir tartışma zemini olurdu ama gerçekten böyle bir şey yok. Yani az önce adını zikrettiği için beyefendi, Sayın Tuncay Özkan'ın PM dışında kalmasının onun Kemalizm anlayışıyla alakası yok.
Yani kalması iyi oldu, kötü oldu demiyorum. Mesele o değil. Mesele bu değil. Şunu belirtmek lazım Sayın Ciyaner. Şimdi Sayın Ciyaner'in temsil ettiği çizgi, tek başına temsil etmese de bir parçası olduğu çizgi, sol eğilim. CHP içindeki daha sol eğilimi temsil eden, kendisi de sosyalist görüşte bir insandır. Ben ideolojisini Kemalizm olarak tanımlanabileceğini de düşünmüyorum. Hatta adaylık açıklamasını yaparken de sol ifadesinin sol ifadesi. Altını çizdi. Şimdi bu damar çok önemli. Ben CHP'de bu damarın, yani Sayın Ciyaner temsil etmeye ehildir değildir, kapsayabilmiştir, kapsayamamıştır tartışmasına girmiyorum. Ama bu damar çok kıymetli bir damar. Bu damar önemli bir damar. Ben de dünya görüşüm gereği parti programının sol çizgisinin devam etmesi ve ittifak kurulsa dahi partinin sol kimliğinden uzaklaşmaması gerektiğini düşünen insanlardan biriyim. Burada bir de şöyle bir mesele var. Pek konuşmuyoruz aslında, bunları konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu bir yazı yazdı Kurultay'dan bir hafta önce Cumhuriyet Gazetesi'nde. Neoliberal düzene karşı, yani piyasanın egemenliğine, dizginsiz piyasa egemenliğine karşı devletçiliği, CHP'nin geleneksel devletçiliğini sosyal devletçilik olarak yeniden canlandırmamız lazım dedi. Ve mesela çok çarpıcı bir ifade kullandı. Hazine garantili işletmeler, hazine garantili yatırımların kamulaştırılması gerektiğinden söz etti. Ve aynı yazıda daha geniş kamusal devletin kamusal yatırımlarını da açık kapı bırakan ifadeler vardı. Şimdi bu bence mesela çok önemli bir şey. Şahsen çok desteklediğim bir nokta. Söz gemi Deva Partisi böyle bir şeyden hoşlanır mı? Yani Deva Partisi'ne biz vatandaşın üzerinde çok büyük yük oluşturuyor. Yani hazine garantili projeler bir takım şirketlerin kayrılmasına yol açıyor. Gerekçesiyle dahi kamulaştırmaya söz etseniz muhtemelen Deva Partisi buna sıcak bakmaz. Çünkü partiler farklı toplumsal tabanları ve farklı siyasi çizgilere sahipler. Ama bu şu anlama da gelmez. Deva Partisi ve CHP yan yana gelemez. Hayır, gelebilir. Bence gelmelidir de. Kemalizm tartışması var. Laiklikten adını koymadan bahsettik. Ben şöyle söyleyeyim. Söz gemi Gelecek Partisi'nden farklı olarak Deva Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin laik eğitim konusunda, yani imam hatiplerin bu kadar talep olmadığı halde yaygınlaştırılması ve velilere dayatılması konusunda Deva Partisi'nde CHP'nin hassasiyetlerine yaklaşabileceğini düşünüyorum. Söz gelimi bir konu başlığı. Bitirirken şöyle söyleyeyim. Yani partileri bakarken 3 tane katmana bakmamız lazım. Toplumsal tabanları, siyasi programları ve de liderliğin, parti yönetiminin yönelimleri. Şimdi mesela İYİ Parti AKP ilişkisi. Şimdi İYİ Parti'nin belki yönetim kadrolarında Adalet ve Kalkınma Partisi ile işbirliği yapsak iyi olabilir diye düşünecek insanlar olabilir. Milliyetçi, muhafazakar, İslamcı bir söyleme doğru kayan görüşler ifade edebilirler. Ama İYİ Parti'nin toplumsal tabanı bunu kaldırır mı? Bakıyorsunuz en çok oy aldığı yerlere. Türkiye'de geleneksel olarak bir zamanlar merkez sağın güçlü olduğu, kimi Ege şehirleri ama biraz daha iç Ege, kıyıya doğru, Balıkesir, Isparta, Burdur. Şimdi mesela İYİ Parti'nin hassasiyetleri, seküler hassasiyetler, yani tabanından bahsediyorum. Ayasofya tartışmalarıyla ilgili bir anket açıklandı. Ayasofya'nın müze statüsünün sona erdirilmesine İYİ Parti tabanı sıcak bakıyor mu? Hiç de sıcak bakmıyorlar. Şimdi parti yönetimi kalkıp ben Cumhur İttifakı'na katılacağım, ben AK Parti'ye yaklaşacağım dese tabanını oraya taşıyamaz. Politik program, Türkiye'de temel mesele bu. Bütün partiler, CHP dahil, siyasi programları, politik programları gitgide önemsizleşiyor. Daha az tartışılıyor. Bu alanın belirginleşmesi ve partilerin uzaklaşacaklarsa da bu temelde bir araya gelmeleri lazım. Yani açık açık şunlar konuşulmalı. Ben Deva Partisi ve CHP parlamenter sistem, güçler ayrılığı, pek çok özgürlük, demokrasi için bir araya gelirim. Ama bizim ekonomi politikimiz farklı arkadaş. Yani CHP'de böyle sol bir çizgi olsun, Deva Partisi de mevcut neoliberal düzeni biraz restore ederek devam ettirmeyi vaat etsin. Bence sağlıklı zemin bu. Böyle olmalı. Şimdi zaman çok hızlı ilerliyor. Şimdi biraz sonra da öbür reklam aramıza geleceğiz ama hazır Ayasofya ile ilgili konuşmalarda her konuğumuzun ağzından birer cümleyle de olsa çıktığı için Sayın Kerkitlioğlu sizle devam etmek istiyorum. Siz geçtiğimiz cuma günü Ayasofya'daydınız, oradaydınız. En çok da konuşulan konulardan biri de Diyanet İşleri Başkanı'nın okuduğu hutbedeki ifade. Şimdi bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar, vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar. Şimdi bu tartışmalardan sonra Diyanet geri adım attı ve sitedeki bu hutbeyle ilgili lanet ifadesini çıkardı. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bahsediyoruz.
Öncelikle şunu soracağım. Oradayken siz ilk duyduğunuzda hutbenin bu ifadesini ne düşündünüz? İkincisi, Diyanet İşleri Başkanı bu hutbeyi hazırlarken inisiyatif tamamen kendisinde midir? Hazırlama ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden bu ifadeyi kaldırmak da yine kendisine mi ait? Şöyle, yani şimdi hutbeden mi başlayayım yoksa Ayasofya'yı biraz anlatıp mı girelim? Buyurun. Diye. Şimdi hani ilk bölümde Sayın Cengiz'in söylediği bir şey var. Hani siyaseten iktidar gücünü artırabilmek, iktidarı korumak açısından siyaseten. Şimdi CHP iktidarda olsaydı bu siyaseten, yani siyaseten lafını anlamakta gerçekten çok zorluk çekiyorum. Şimdi mesela şöyle söylendi. Ayasofya tartışması başladığında dendi ki AK Parti'nin şöyle bir hedefi var. İşte CHP karşı çıkacak, o karşı çıkacak, bu karşı çıkacak. AK Parti de buradan bir siyasi nemalanacak. Rant elde edecek. Rant elde edecek. Ama tam tersi oldu. CHP de destek verdi. Tabii ki Özgür Özel'in açıklamasını hatırlıyorsunuz. Meclisteki açıklamasını. Destek verdi. İyi Parti de aynı şekilde destek verdi. Şimdi doğal olarak buradan nasıl bir siyasi rant elde edecek onu gerçekten anlamış değilim. Bir. İkincisi, siyasi bir karar mı? Evet, siyasi bir karardır tabii ki. Yani ne demekse, hatta siyaset üstü bir karardır. Yani bunu siyasi irade karar vermeden böyle bir şey yapılabilir mi? Yani Danıştay karar almışmış. Ya alsın, tamam aldı ama siyasi iradenin göstermiş olduğu kararlılık sayesinde Ayasofya ibadete açılmıştır. Ha, Ayasofya'nın ibadete açılmasının ne kadar doğru olduğunu da dışarıdan gelen seslerle o çok net bir şekilde görmüş de oluyoruz. Bakın Yunanistan ne yapıyor? Bayrak indiriyor, yas ilan ediyor. Ben şaşırıyorum yani. İstanbul'u biz bilmeden başkası mı fethetti? Yani biz bundan haberimiz mi yok? İnanın ben şaşırmış durumdayım ya. Yani ben karar veririm Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağını. Bu benim egemenlik hakkım. Sen istediğin kadar orada yırtın dur. Bunların hiçbir tanesinin benim için bir anlamı dahi yok. Yani ama yapılan o küstahça açıklamalar falan işin ne kadar da doğru olduğunu gösteriyor. Ha, gelelim Diyanet tarafını. Ben şimdi tabii evet oradaydım. Biz de davetliydik. Emin olun ne olacağını merakla bekledim. Şimdi hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı'nın tırnak içerisinde söylüyorum. Adamları, yani oradaki çalışanlar, yani hazırlıyor. Onlar hazırlayıp önüne koyar. Bundan Cumhurbaşkanlığı'nın falan haberi olmaz. Yani çünkü hutbeyi o okuyacak. Diyanet İşleri Başkanlığı okuyacak. Ben de duydum da tabii ilk önce. Ben de dedim ki yani nedir, niye, nereden çıktı bu lanet okuma falan filan diye düşündüm. Fatih Sultan Mehmet Han'ın zaten hutbesi. Onu tekrar ediyor. Ben de onu söylemiştim diyor. Ama biz hani bu kadar çok iyi bir işte bile, yani bu kadar alkışlanacak bir işte bile mutlaka böyle bir tartışma açacak, tartışmaya neden olacak bir şeyler yapıyoruz. Nedense. Yani ben en olmayacak şeylerden bir tanesi olarak görüyorum bunu. Şimdi bu ülkenin kurucu lideri, Atatürk'ten bahsediyorum. Hatta bu bile tartışılır biliyorsunuz tarihçiler arasında. Yani işte imzası vardı, yoktu, bir sürü de tartışma vardır ama. Ya kurucu lider bundan 86 yıl önce böyle bir karar vermiş olabilir. Yani bu o ülkenin kurucu lideri ve o zaman da lideri. Kim bilir o şartlar neyi gerektiriyordu? Müzeye olmasına karar vermiş. Yani şimdi müze olmasına karar verdiği için tırnak içerisinde söylüyorum. Bu ülkenin kurucu liderini bu kadar çok eleştirmek, bir sanki bir hain tırnak içerisinde söylüyorum tabii, damgası vuruyor gibi göstermek bence çok doğru işler değil. Yani çok doğru. Bugünkü liderde direkt kınayalım onu bence yani. Efendim? Çok yanlış. Direkt kınamalıyız. Şöyle söylüyorum, evet ben de aynı şeyi söylüyorum zaten ama bugünkü liderde ne yaptı? Dedi ki nasıl bu konuşuluyorsa, nasıl Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında Ayasofya'yı camiye çevirdiyse, kurucu lider müzeye çevirdiyse, bugün de yarın da bunu tarih konuşacak, yarın da bunu tarih yazacak. Bugünkü Cumhurbaşkanımız da kalktı, ibadeti açtı. Ne kadar doğru bir iş yaptığını yüz binlerce insanın gelmesiyle zaten gördük. Yurt dışından mı diyeyim, şehir dışından mı diyeyim, yani orası, yani biz
başka bir kapıdan girdik ama yani sonradan gördüğümüz görüntüler, drone'la çekilen falan görüntülere baktığımız zaman yani inşallah da tabii onu da söylemeden edemiyorum. Yani bu korona meselesine de inşallah yani çok büyük etkisi olmaz. Yani 350-400 bin kişiden bahsediliyor. Yani bu kadar çok muhabbetle karşılanan bir şeyden bahsediyoruz. Bir girişimden bahsediyoruz. O nedenle ya bu kadar güzel şeyler yaşanırken bak, lanet meselesinin çıkması da mutlaka Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla olmuştur. Çıkarılması. Çünkü çok ciddi bir feverana neden oldu. Çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Ki yani hani, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelir, sayfasından evet, onun ifadesini zamanı gelir. Bakın tarafından. Şunu biliyorum. Ben bu benim tamamen tahminim. Beştepe'de rahatsızdır bu hutbeden. Çünkü bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası bir açıklaması da var biliyorsunuz. Yani müze kararı verilmiş olmasının bugün tartışmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum dedi. Yani bu aslına bakarsan o rahatsızlığın da bir göstergesidir. Aynı şey gibi Türk Tarih Kurumu Başkanı'nın darbeye karışanların affedilmesi, kazanılması gerektiğini söylenmesi. Söylerse Cumhurbaşkanı da istifa ederim. Demek ki söyledi, istifa ettim. Peki Ali Erbaş'ın böyle bir istifa sınırı bekler misiniz? Bilmiyorum, bilemem. Yani bilmiyorum, o kadar ciddi anlamda bir yorum ya. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı başka bir şey. O konuda yorum yapmak gerçekten zor. Ama hani bir rahatsızlık olduğunu biliyorum. Yani bu böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü açıklamalardan da bunu anlıyoruz. Bunun Ayasofya'nın açılışının de, önüne geçtiğini ya mi tabii düşünüyor? Tabii ki önüne geçti. Düşünsenize neler konuşuluyordu. Neler konuşuluyordu. Ne kadar büyük bir hamle olduğu konuşuluyordu. Kalktı. Biz şimdi Ayasofya'nın ibadete açılmasını konuşacağımıza, bunun dünyadaki yankılarını oturup yorumlayacağımıza kalkıp bunu konuşuyoruz. Bir ikincisi, hani ona da geleceğiz büyük bir ihtimalle ama İşin şu hani Gerçek Hayat dergisindeki şu hilafet çağrısıyla evet, birleştirdiğin zaman var ya, ya hiç kimse kusura bakmasın, oraya tam bir sabotaj olduğunu düşünüyorum bu sefer. Oraya geleceğiz ama İşin tam bir sabotaj olduğunu, hele hele o günden bugüne yapılan tartışmalara, o radikal çevrelerin birbirlerine karşı yapmış oldukları açıklamalara, konulan videolara, edilen cümlelere falan baktığım zaman vallahi diyorum birilerinin ekmeğine yağ sürüyoruz. Peki. Bir reklam aramız daha var. Sonra diğer konuklarımızla aynı konuyu konuşacağız. Oo, Alacaklı gelmiş. Sinan, önce bizi çek. Sonra çeki tek çek. Teki mi çektik? Nakit para yok. Çekin de vadesine var daha çok. O yüzden ne yapıyoruz? Faturalı çekin fotoğrafını denize çek gönderle yolluyoruz. Çekin nakit karşılığını öğreniyoruz. Sonra denize gidip paramızı çekiyoruz. Rahat ediyoruz. İndirmek de bedava mı? Aynen. Hayat denizde güzel. Okuyup da ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Gezegenimiz daha yaşanır, daha sağlıklı, daha mutlu bir yere dönüşecek. Çok daha güzel yerlerde yaşayacağız. Yüzlerimiz adaletle gülecek. Hayatın tadını daha fazla çıkaracağız. Bildiklerimizin çok daha ötesini keşfedeceğiz. Eğer doğru okursan, dünya daha aydınlık bir yer olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi. Bak bu dondurucu, soğutucu, dondurucu, soğutucu, dondurucu, soğutucu, dondurucu, soğutucu. Heh, baba, bu dondurucu değil mi? Dondurucu oğlum. Bana da soğutucu dedi. Soğutucu kızım. Joker özelliğiyle tek tuşla ister dondurucu, ister soğutucu. Beko derin dondurucular ne varsa saklasın, her şey 4 mevsim taze kalsın diye 1050 liradan başlayan fiyatlarla. Beko'yla evimize sağlık. Sıradaki şarkı İNG'li olan, olmayan herkes için geliyor. Hemen ING Mobil veya ING.com.tr'ye girin. %0.79'dan başlayan faiz oranlarıyla kredinize hemen başvurun. Cepte, ING'de.
Belki bu kadar değil ama Toshiba Klima, inverter teknolojisi ve A++++ enerji verimiyle sizi ve doğayı düşünür. Toshiba, düşünen klima. Buluşmak yakın, güneşi takip et de gel. Her şey seninle başlar. Derin aç kanatlarını, rüzgarı dinle, koş gel. Aşılsın duvarlar, açılsın tüm kapılar. Gününde uzanan güzel bir yol var. Aklında kalbinde seninle büyüyen hedeflerin var. Doğru şıkkı seç, Medipol'e gel. Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Evet, bakış açısında gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya Camii'ndeki ilk cuma namazında okuduğu hutbe, orada kullandığı ifadenin de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasından çıkarılması. Az önce Murat Kerkitlioğlu'nu dinledik. Şimdi hukukçu konuğumuz Onur Cingil'e döneceğim. Sayın Cingil, siz de duyduğunuzda ilk tepkiniz ne oldu? Bir de Erbaş'ın hutbesine bakınca, yani Ali Erbaş'ın sadece görevini yaptığını düşünüyor musunuz? Buyurun. Bunu Türkiye'de çok fazla söylemiyor insanlar. Bilmiyorum, belki de korkulanır ama ben cuma namazlarına gitmeye çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak uzun yıllardır hutbelerden rahatsız oluyorum. Yaklaşık 10-15 yıldır hutbelerden çok ciddi rahatsız oluyorum. Çünkü dini motiflerden çok siyasi söylemlerin çok fazla olduğu ve yönlendirmelerin olduğu bir nokta. Soma'daki maden kazasında hangi hutbenin okunduğuna bakalım. Yolsuzluk operasyonlarında hangi hutbenin okunduğuna bakalım. Çok fazla zaten söylemeye gerek yok. Bunlar hep bir toplumsal yönlendirme şeyi olarak kullanılıyor. Ali Erbaş'ın da bu aslında motivasyonla yaptığını düşünüyorum. Türkiye'de son dönemde bütün kadrolar doğrudan ya da dolaylı olarak, yani AKP'nin doğrudan bizzat atadığı ya da dolaylı olarak bu motivasyondan beslenen bürokrat tiplerle bu Atatürk'e her şeyi diyebiliriz, hakaret de edebiliriz. Böyle bir ortam oluştu. Nereden mi biliyorum? Bir avukat olarak bu tip davaları da çok takip ediyorum. Bu tip gazetelerde, dergilerde, Yeni Akit'te bunlardan biri, çok fazla davalarına girdiğim. Dolayısıyla bu motivasyonu ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü bizim ortak noktalarımız var. Bayrak gibi, marş gibi. Bence Atatürk de böyle. Eleştirilemez demiyorum. Ama bu yapılan şey hadsizlik, terbiyesizlik. Ve hala orada durması da büyük bir garabet. O yüzden yani bunu net bir şekilde, asıl bu lafı söyleyeni lanetler. Bu ülkede yani Atatürk olayı sadece benim değil, Türkiye'de milyonların, bu stüdyodaki herkesin ortak bir hassas bir çizgisi. Yani şu şeye girmek istemiyorum, klasik bir söyleme. Ezan okunuyorsa bir anlamda ona, Atatürk'e, yanındaki silah arkadaşlarına, atalarımıza, dedelerimize, cetlerimize borçluyuz. Bunu söylememe bile gerek yok. Ama böyle bir hat bulması gerçekten, hala görevden alınmaması çok ilginç. Ben mesela bir hukukçu ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bugün yoğun bir gün geçirdim. Yapıldı mı bilmiyorum ama ben kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulunacağım. İyi Parti'den yapıldı. Çok, ya ben de bir vatandaş olarak bulunacağım. Atatürk'e hakaretten suç duyurusunda bulunuldu. Bununla ilgili olarak da devlet görevlilerinin hamle yapması ve vatandaşların da bu anlamda suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Bu kesinlikle affedilemez. Burada yani Sayın Kerkitlioğlu bir başka yayınlardan, videolardan falan da bahsetti. Bazı söylemlerden de bahsetti. Yani bir sabotaj olabilir dedi. Buradaki Ayasofya ile ilgili olan kısmı. Ayasofya ile olan kısmı değil. Yani Ayasofya şimdi, güzel bir şekilde konuşuluyordu. Bakın, bu tip olaylarla biraz kirlendi gibi bir şey. Şunu söylemeye çalıştım. Onu açıklarsanız. Bir yandan hutbe tartışması. Ha. Arkasından Gerçek Hayat dergisinde çıkan bu hilafet çağrısı. Ha. Şimdi bunlar yan yana geldiğinde bambaşka bir ortam oluşmaya başladı. Evet, yani onu, her iki tarafın radikal, bakın her iki tarafın diyorum, radikalleri başladılar videolar koymaya, çok saçma sapan cümleler koymaya, hatta küfürlü hakaretli cümleler koymaya. Biz bıraktık Ayasofya tartışmasını, hani Ayasofya'nın açılmasını.
bunun üzerine tartışmaya başladık. Yapılsa yapılsa. Peki burada niye diyorum biliyor musunuz Onur Bey? Hı-hı. Yapılsa yap, bakın. Bugün AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var. Naci Bostancı'nın açıklamaları var. Bütün bunlara böyle yan yana koyduğunuz zaman AK Parti'nin abi artık Atatürk üzerinden, artık laiklik üzerinden herhangi bir tartışma veya bir algı oluşturma gibi bir ihtiyacı veya herhangi bir derdi de yok. Emin olun bundan, bakın bu bir yine tahmin olarak değerlendirin bunu. Beştepe bu durumlardan çok rahatsız. Böyle tartışmalardan çok rahatsız. Bakın bizim Doğu Akdeniz'de sorunumuz var. Bizim Suriye'de çok ciddi sorunumuz var. Biz Avrupa'yla ekonomik anlamda hala bizim bir sıkıntılarımız var. İşsizlik anlamında, gençsizlik anlamında. Bütün bunlar yaşanırken biz Avrupa'yla mücadele etmeye çalışırken, Avrupa'yı bir ülke olmaya çalışırken AK Parti'nin hala böyle bir tartışmalar içerisinde olması, böyle bir tartışmalardan bir şey kazanmaya çalışmasını gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Baş... O yüzden diyorum ki bakın yan yana gelmesi işte, bir tesadüf mü sizce? İşte diyorum ben ki onu anlamaya çalışıyorum. İşte ben de diyorum ki bunlar, yani benim aklım bunların tesadüf olabileceğini söylemiyor. O zaman Ali Erbaş özelinde de bir problem abi, var. Onu da bakın ben o zaman çok onu ciddi da, bir problem onu da söylüyorum. Var. Evet. Üstüne bu hilafet tartışmasını da söylüyorum. Baktığınız zaman ya bu provokasyon. Evet, provokasyon gibi geliyor ve AK Parti'ye bir şey kazandırmıyor bu. Peki o ilafet tartışması... Tam tersi, çok özür dilerim Emreciğim. Tam tersi AK Parti'ye bu tür tartışmalar artık bir şeyler kaybettirir. Evet. O yüzden zaten bu tartışmalardan hiç böyle bir gündemi bile yok şeyin. O ilafet tartışması nasıl yaşandı? İsterseniz onu da kısaca bir özetleyeyim. Tamam. Çünkü ben belki izleyeceğimiz tamam vereceğim sözü ama şimdi Gerçek Hayat dergisi tarafından başlatıldı. Bu tartışma kapakta şu ifade yer alıyor. Hilafet için toparlanın. Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim şeklinde bir başlık var kapakta. Şimdi derginin genel yayın yönetmeninin açıklaması da şu şekilde diyor ki Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor? Nasıl Avrupa bir araya gelip bir birlik kurmuşsa, nasıl ki başkaları benzerlerini yapmışsa, dergimiz İslam ülkelerinin bir araya gelmelerini talep etmektedir. Bu da herkesin en temel hakkıdır şeklinde Kemal Özer'in de açıklaması var. Şimdi bu açıklama da yapıldığı zaman arka arkaya diyor ki Kerkitlioğlu, bu bir provokasyondur diyor. Sizin sözünüz de yarım kalmış. Şöyle söyleyeyim, işte ben aslında tam olarak onu anlamaya çalıştım. Diyanet İşleri Başkanı'nın da bu hutbeyle beraber o zaman çok ciddi bir aslında ardı ardına gelen bir nokta var. Burada Ali Erbaş'ın da o zaman bu işin içerisinde olan ya da bu işi tetikleyen noktada olduğu aşikar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu anlıyorum ben. Devamlı şunu söyleyeceğim. Hani buradan dediniz ya siyasi bir rant elde edilmek istendi diye bir söylem vardı. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Çok basit bir matematik. 1934 kararı. Bir karar var, Bakanlar Kurulu kararı. O tarihten bu yana birçok kez tartışma yapılmış. Ben 32'yi bitireceğim, 33 yaşına geleceğim. Boya safra tartışması hep vardı. Ve bir anlamda insanlığın hassasiyetini de bıraktım. Gerçekten siyasi olarak da bunun açılması özellikle sağ cenahın elindeki bir kartı da ortadan kaldıracağından bu anlamda da pragmatist olarak beni mutlu etti. Yani artık bu tartışma bitti. Bu başka bir tartışma kalmadı aslında. Türban tartışması bitti. Ayasofya tartışması bitti. Başka bir şey kalmadı. Dolayısıyla artık şu an siyaset aslında daha berrak yapılacak. Yani hamasi yapılmayacak. CHP iktidarı olsaydı Onur Bey, CHP iktidarda olsaydı, böyle bir talep olsaydı ne yapardı CHP? Şöyle bir şey var. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim size. Hocam bu işin bilimini okumuş. Bence bu tip konuları zıt kutuplar, sizin kafanızda zıt olduğu için söylüyorum. Hani bunu CHP çözse daha net, daha doğru ve yumuşak şekilde çözebilir. Ama Türkiye'de çok ciddi rahatsızlıklar var. Yani daha doğrusu hep ardımızda bıraktığımız bazı hikayelerimiz var. İşte bazı iktidarlar zamanında korkular var. Acaba şeriata mı gidiliyor? Acaba şöyle mi oluyor? Bazı mecmualar, gazeteler. Dolayısıyla sağ bir iktidar bunu yaptığı zaman hep kafalarda bir acaba çıkıyor. Ama CHP bunu daha rahat yapardı. Bakın net şekilde söylüyorum. Aynı şekilde AKP laikliği bir anlamda savunsa eğitimdeki bu bazı sorunları daha rahat çözer aslında. Çünkü daha korkmaz kimse bu anlamda. Ben şuradan sence devam edeceğim. Diğer konuklara tabii. Söz vereceğim. Burada siyasi rahat elde etmek istediler. Ama yumruk boşa gitti.
Yani orada muhalefetin bir anda yaptığı hamleyle tamam buyurun deyince tabiri caizse geri çekilen bir insana atılan yumruk gibi oldu. Ama ilginç olan şey şunu söylüyordum. 2002'de AKP geldi. 18 yıl geçmiş. 18 yıl sonra bugün bu ortaya çıktı ve 3 gün 4 gün içerisinde hemen karar verildi. Yani Danıştay'da zaten bu dava açılmıştı. Birkaç senedir devam ediyordu. Ve bunu bazı programlarda da söyledim bu stüdyoda. Duruşmanın tarihi de herkes tarafından biliniyordu. Temmuz'un ilk haftası. 2 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir anda meclise geldi tartışma. 2 Temmuz konusu tartışıldı. Ondan önce çoklu baro tartışıldı. Bakın AKP şu anda 2 hafta kendisini götürecek konular atıyor ortaya. Yani çoklu baro 2 hafta tartışılıyor. Gaz oluyor, job oluyor. İşte Ankara yürüyoruz avukatlar olarak. Bitiyor. Sonra Ayasofya. Bitiyor. Ondan sonra başka bir şey. Yunanistan konusuna gelince. Sayın Cengil, ona hemen, biraz hemen son cümlemi söyleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim. Son cümlemi söyleyeyim çünkü bu tartışma gidebilir. Bence büyük bir saçmalık. Bunu hep beraber söyleyebiliriz. Hiçbir beis yok. Ve bu tartışmayı bunun üzerinden götüremeyiz. Bu Ayasofya ile ilgili olarak ben şunu isterdim. İnançlı bir insan olarak da. Cami oldu tamam olabilir. Ama dini hoşgörümüzü gösterecek ve herkes tarafından da kabul edilecek bir noktadaydı aslında Ayasofya. Bunda işte din dışı bir yorum değildir bu. Ya da milliyetçilik dışı bir yorum değildir. Mevcut yani müze olarak kalsaydı da bu bizim ne kadar herkese eşit, ne kadar hoşgörümüzün geniş olduğunu gösterecekti. Evet. Bu anlamda çok önemliydi. Peki. Yurt dışından gelen tepkilerden bağımsız şahsi görüşümü söylüyorum. Eşit dediniz. Ben de bu programı eşit söz hakkıyla yönetmeye çalışıyorum. O yüzden şimdi Sayın Alpay'a döneceğim. Sayın Alpay, şimdi bir yandan bu Ali Erbaş'ın söylediği sözler, tamam bunlar çok tartışılıyor. Onu da soracağım ama Ayasofya'nın tekrar ibadete açılma tarihinin Lozan'ın yıl dönümüyle denk gelmesine ilişkin de sizin bir sosyal medyada paylaştığınız bir ifade var. Diyorsunuz ki Türkiye'nin Lozan Anlaşması propaganda edildiği gibi tapusu falan değildir. Lozan Türkiye'nin İslami geçmişle bağını koparmak, geleceğine Batı adına ipotek koymak demektir diyorsunuz. Bu sözlerinizde tepki çekti. Evet. Şimdi bir yandan da şunu tekrar hatırlatıyorum. Bu demin bahsettiğimiz Gerçek Hayat Dergisi'nin genel yayın yönetmeninin şöyle bir ifadesi de var açıklamasında. Unutulmamalıdır ki hilafet sadece bir makam değil, İslam ümmetinin birliği, birlikteliği, dayanışması demektir. Siz bu açıklamaları provokasyon olarak görüyor musunuz? Ankara Barosu'nun da hilafet çağrısı için suç duyurusu da bulunduğunda hemen aktaralım. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik bir isyan çağrısıdır diyor Ankara Barosu. Buyurun sizin düşünceleriniz. Şimdi en sondan başlayalım. Yani ben bu çağrıya katılmam. Zamanı açısından, zemini açısından uygun görmem. Yani hilafet gelsin demek şöyle değil. Yani iPhone 11 modeli çıkmış alalım, böyle bir şey yok yani. Bu toplumun talebiyle ilgili, toplumsal taleplerin artmasıyla ilgili bir şeydir. Aynı zamanda bu bir toplumsal irade olduğu kadar siyasal bir iradeyle ilgilidir. İkincisi de neden böyle şeyleri hani anayasayı değiştirme, tebdil ve tahire tam teşebbüsten isyan falan gibi böyle Kel Ali efendim, Necip Ali, Kılıç Ali mantığıyla, İstiklal Mahkemeleri mantığıyla hazırlayın idam sehpasını. O bir fikirdir. Kabul etmiyoruz. Etmezsiniz. Saçma buluyoruz. Saçma bulursunuz. Efendim gündemimizde değil, gündemimizde değil. Hilafeti zararlı. Yani bunların hepsi tartışmaya açık şeylerdir. Yani sansürün tartışıldığı bir zamanda, hükümeti sansürle suçladığınız bir zamanda, yani boğmaya kalkışma teşebbüsünü doğru bulmuyorum. Söylenecek şey, arkadaşlar bu lüzumsuz bir tartışmadır, gündemimiz değildir ve benzeri şeyler olabilir ya da hilafetin zararı üzerine tartışırsınız ama yani bunu anayasal rejimi değiştirmeye dönük bir isyan çağrısı olarak değerlendirmeye açısı, yani ciddiye de almıyorum, komik de buluyorum ama Türkiye toplumuna karşı da dönük bir saygısızlık olarak da nitelendiriyorum. Yani az önce denildik işte efendim CHP'nin içerisinde sol ve sosyalist çizgiyi anlamlı buluyorum. Olabilir yani sol ve sosyalist çizgiyi anlamlı bulmak değerliyse ki bence değerlidir kendi açısından. İslami ya da İslamcı bir çizgiyi değerli bulmak da anlamlıdır. Yani sol ve sosyalizm ya da Kemalizm makbuldür. Konuşulabilir, önerilebilir ama onun dışında hilafet falan önerilemez. Böyle bir şey yok. Ama bu çok yumuşak. Bunları doğru bulmuyorum. Bir dakika. Yani biz namaza gidiyor. Bu çok ciddi bir şey, provokasyon. Bir de, affedersiniz. Mı? Provokasyon falan yok. Yani yani insanların bundan bir şey hissedebilir. TCK'da hükmü var bir dakika efendim şöyle. Yani insanların
fikirleri doğru olur, zamanlı olur, zeminli olur, toplumsal karşılığı olur, olmaz. Biz ona bakarız. Yani hoşumuza gitmeyen her sözü duyduğumuzda ona bir efendim bu gerici bir ayaklanmadır sözü, ben bunları doğru bulmuyorum. 2020 senesinde yaşıyoruz. Türkiye'nin gelmiş olduğu bir aşama var. Siyasal açıdan, iktisadi açıdan, diplomatik açıdan, askeri açıdan. Yani kimseye de şöyle bir şey yok. Aman buradan bir çağrı duyduk, hemen oraya koşalım. Böyle bu kadar kandırılmaya müsait bir halk falan filan da yok. Ben bu tartışmaları anlamlı bulmuyorum. Birincisi bu. Yani çağrı yapar, benim hoşuma gitmedi, reddederim. Siyasal anlamda tartışırım. Hilafet çağrısını kandırılma olarak görüyor musunuz? Ben bir kandırılma olarak görmüyorum. O arkadaşları tanıdığım için, yani onun fikriyatı açısından bakıldığında hilafete çağrı normal bir çağrıdır. Yani provokasyon olsun filan diye yapmıyor. Arkasında CIA, Mossad bilmem ne falan böyle bir şey yok yani. Bu tartışmaları, bu komplocu tartışmaları doğru bulmuyorum. Birincisi bu. İkincisi de, şimdi Ayasofya'nın neden ibadete açıldığını konuşuyoruz. 86 yıl boyunca neden Ayasofya ibadete kapatıldı? Neden bunu konuşmuyoruz? Ayasofya 480 küsür sene boyunca fethin bir hukuku olarak, cami olarak ibadete açılmış ve Mustafa Kemal kalktı dedi ki ben bunu müze yapıyorum. Hangi hakla? Hangi hakla? Yani müze yapılacak başka yer kalmadı da fethin sembolünü mü müze yaptınız? Nedir yani müze olması? Burası kutsal, mübarek, efendim insanların dini anlamda bir şey yüklediği bir yer. Ve siz bunu toplumun rızasını aramaksızın, toplumun rızasının hilafına burayı siz müze yapıyorsunuz. Bir sefer bunu arkadaşlarımızın, efendim siyasilerin tartıştırmamasını yanlış buluyorum. Biz her konuyu, her kararı tartışabiliriz. Bunu komplocu dogmatizm olarak görüyor musunuz? Yok yok, hayır. Bunu dogmatizmi reddediyorsak, dogmatizmi Kemalizm tarafından yapıldığına da reddedeceğiz. Ne demek tartışılmaz, tartışılması teklif dahi edilemez. Efendim biz burada Allah'ın varlığını yokluğunu tartışacağız üniversitede. İbadetin anlamlı, anlamsız olduğunu tartışacağız. Başörtüsü Allah'ın emri mi değil mi tartışacağız. Ama müze kararı tartışılamaz. Efendim müze kararı da tartışılır. Şu da tartışılır, bu da tartışılır. Bir sefer bu dogmatizmi reddedelim. Tartışmam ve tartıştırmam mantığını kesinlikle ben bu ülkeye karşı çekilmiş bir silah olarak görüyorum. Darbeci vesayetin bir uzantısı olarak görüyorum. Dolayısıyla bunu şey yapalım. Ha, neyi konuşalım biz biliyor musunuz? Ne denildi? Millet aç kardeşim, Ayasofya falan derdi yok. Enflasyon almış başını gidiyor. Dolar şu oldu, bu gitti. Siz millet oyalıyorsunuz. Peki ne oldu? Bakın bugün gezdim Çemberlitaş'ı. Ben bugün de giremedim Ayasofya'ya. Bugün de yani, buzdolabı boş insanlar. Bugün de hesabı boş. Bugün de cebi boş. Bakın, sizin, yani tartışma çok yani mecrasından kaçıyor. Bir dakika. Evet, efendim, bakın, bir sürü ben müdahale var. Etmedim efendim size. Sadece yani, dinledim. Bitirsin onu. Bu anlama, şu anlama gelmiyor. Aa, ne kadar güzel konuştunuz. Hayranlıkla dinliyorum anlamına gelmiyor. Ben dinledim. Fikirlerimi söyleyeyim, müsaade edin. Hayır yok, şöyle bir tartışma var. Sizi ben de değil, dinleyeceğim bakın, de. Ben söyleyeyim mi görüşümü? Ekonomi evet. Yine düzelmiş mi oluyor? Ben onu efendim, anlamıyorum. Efendim bakın, ben bir söyleyebilir miyim görüşümü? Buyurun. Ben dinliyorum. Siz de dinleyin lütfen. Şu anlama gelmiyor ki bu. Yani insanlar enflasyonu umursamıyor, işsizliği umursamıyor, doların altının şu olması. Hayır. Bakın insanların ekonomik kaygıları olduğu gibi kimliğine ilişkin, özgürlüğüne ilişkin de kaygıları var. Ve maalesef birileri İslami sembollerin baskı altında tutulmasını umursamıyor. Zannediyor ki, diyor ki az önce arkadaşımız, CHP bunu rahat rahat yapabilirdi. Yapardı da iktidara gelemiyor. Tamam yapardı da iktidara gelemiyor. Gelse zaten müsaade etmiyor. Şimdi dolayısıyla yani bize ütopik bir CHP, ütopik bir Kemalizm, ütopik bir tek parti rejimi filan şeyi çizmeyin. Bu halk bunu yaşadı. Ve bakın ben o gün Ayasofya'ya ben girmeyi bırakın. Ya ben Beyazıt'ın ilerisine geçemiyorum. Yani ölmüş. Sağlıklıyım, sıhhatliyim, kuvvetliyim. Geçemiyorum. Yok beni kimse filan da örgütleyip şuradan buraya filan getirmedi. Vallahi ta Topkapı Ulubatlı'da arabayı bıraktım. Oradan yürüyorum böyle. Şu derecede. Yani şunu söyleyeyim. Hani toplum bunu umursamaz falan filan gibi şeyler neydi biliyor musunuz? Daha önce de türban siyasal İslamcıların bilmem sembolüdür. Ayasofya siyasal İslam diye böyle bir
öcü yaratmışlar. Zannediyorlar ki yani bunlar böyle bir halkı kandırırlar, aldatırlar, istismar ederler filan. Kardeşim, siyaset bir toplumun meşru taleplerine kulak verme ve onun rızasına, onun talebine uygun bir dizayn işidir. Ama siz siyaseti halka rağmen yaparsanız, başörtüsü yasak olsun, çocuklar 15 yaşından önce Kur'an öğrenemesin, Ayasofya müze olsun, açılmasın, Allahu Ekber denilmesin filan derseniz %26'ya çakılırsınız ve adım ileriye gidemezsiniz. O zaman son olarak şunu söyleyeyim ben. Sayın Copa da söylüyor. Deniliyor ki işte Ali Erbaş bu işleri tetikliyor. Ali Erbaş'ı zayıf halka seçti. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Fatih'i tartışamadıkları için, Fethi tartışamadıkları için 480 küsür sene boyunca ibadet edilen caminin neden müze olduğunu izah edemedikleri için vurun Ali Erbaş'a. Ne oldu? Efendim elinde kılıç var mı? Kardeşim kılıç yeni bir olay değil ki. Yani hutbede siyaset varmış. Hutbenin kendisi de, cuma namazının kendisi de zaten fıkha baktığımız zaman açın İslam ilmihali dediniz. İster Ömer Nasuh'u bilmeni, isterseniz Ziya İşleri Başkanı'nın yeni yazmış olduğu ilmihali, isterseniz filan ilmihali. Zaten bu siyasal boyut olan bir ibadettir. Dolayısıyla bunları örtücü yaklaşımları doğru bulmuyorum. AK Parti şunu yapar, bunu yapar, ben onu bilmiyorum. Ben ondan bağımsız olarak AK Parti bir ön açtı. Toplum dedi ki Tayyip Erdoğan'a, ben kendim oradaydım yani. Tekirada bağırdılar, Ayasofya açılsın. Tayyip Erdoğan kızdı. Ama toplum diretti. Ve dedi ki Ayasofya açılacak dedi ve açıldı. Peki lanetleme kısmı ile ilgili ne diyorsun Sayın Cengiz? Bir saniye. Tamam, evet. Onu daha sonra ben izleyeyim. Sayın Copa çok teşekkür ederim. Bu önemli bir şey ama. Şimdi az sonra söyleyeyim. Hep beraber dinledik. Evet. Sayın Alpay'ı da. Şimdi bunlar komplocu tartışmalar diyor. Özellikle derginin genel yayın yönetmeninin açıklamasının ardından boğmaya karşı tartışma ifadesini kullandı. Aynı zamanda Ali Erbaş için de, evet, Ali Erbaş'ın hutbesi için. Cumhurbaşkanı için de Ayasofya konusunda ön açtığını söylüyor. Ve Erbaş'ın da Ali Erbaş'ın da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir zayıf halka olarak ilan edildiğini aktarıyor Kenan Bey. Buyurun Sayın Çok. Ben Türkiye'de toplumun, Ayasofya'nın toplumun önemli bir kesiminin, genelinin diyelim, siyasal İslamcılar bunu istiyorlar tabii ki. Cumhuriyet tarihi boyunca Cumhuriyet'le hesaplaşmanın bir simgesi olarak Ayasofya konusu, Ayasofya'nın ibadete açılması hep gündeme getirildi. Ama toplumun genelinin böyle bir talebi olduğu görüşünde değilim ben. Ben hiçbir zaman bunu görmedim, hissetmedim. Toplumun genelinde Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik bir talep ve beklenti olduğu görüşüne zinhar katılmıyorum. Siyasal İslamcıların gündemi, siyasal İslamcıların talepleri toplumun genelini yansıtmaz. Siyasal İslam bunu yapmak istiyor. Kendi toplumsal mühendislik projesini toplumun geneline yansıtıp Anadolu'nun geleneksel kültürel Müslümanlığını ideolojik İslam'la, siyasal İslam'la örtmek ve onu yutmak istiyor. Ama böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin geleneksel muhafazakar kitleleri, çok büyük bir kısmı Cumhuriyet'le barışık olan ama ibadetlerini ve dini inançlarını gereğinde yerine getiren geniş halk kesimi, bunların ideoloji siyasal İslam değil. Siyasal İslam'ın aslında bunlar adına, bu geniş halk kitleleri adına konuşmaya ehliyet yok. Buna hakkı yok. Yani siz AKP tabanı, hele ki MHP tabanı içinde bir araştırma yapın. Türkiye'ye hilafet gelsin mi diye çok marjinal bir destek çıkar. Yani bunu toplumun genelinin görüşü olarak yansıtmaya olanak yok. Bir kere bunu önce tespit etmek gerekiyor. Ayasofya meselesi diyoruz. Ben zaten ortada bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Ortada bir mesele yoktu. Yani ortada bir mesele olsaydı, toplumsal bir talep olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı bir yıl önce Ayasofya açılsın diyenleri azarlamazdı. Neden mesele haline geldi? Neden mesele haline geldi? Ben size söyleyeyim. Çünkü iktidar gidiyor. Bir takım hamleler yapmak lazım. İki tane açıklaması var bunun. Ben hangisi geçerli emin değilim. Her ikisi de, ikisinden biri geçerli. Ya iktidarın toplumsal tabanı çözüldükçe kendi tabanlarını daha böyle dinsel öğeleri ön plana çıkartarak siyasette kutuplaştırmayı, Türkiye'deki laik mütedeyyin ayrışmasını körükleyerek kendi tabanını elde tutmak istiyor. Bir, iki, şunu düşünüyor olabilirler. İktidar gidiyor. Artık ne yapacaksak yapacağız. Son kalan birkaç yılımız var elimizde. O zaman da İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması. Normalde uzun bir süre Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kurumsal olarak İstanbul Sözleşmesi'ni benimsedi. Sözleşme İstanbul'da imzalandı zaten. AKP döneminde imzalandı. Hilafet çağrısının gündeme gelmesi. Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesinde açıkça Atatürk'e saldırılması. Bu bir saldırıdır. Diyanet İşleri Başkanı... Nereden çıkardınız o ifadeyi? Hangi ifadeden,
Hangi ifadeden? Efendim siz yani birbirimizi, birbirimizi kandırmayalım. Hangi ifadeyi siz az önce sözünüzün kesilmesini istemiyordunuz. Ben de kendi sözümün kesilmesini istedim. Hangi ifade acaba? Ben merak ediyorum. Lanet bu bunun bu vakfın efendim mirasını değiştirenler ki tarihçi araştırmacı Murat Bardakçı aslında bir böyle Galata meşhur olan yani bu şekilde bilinen hutbenin hutbe diyorum özür dilerim fermanı padişah fermanı aslında öyle de olmadığını da açıkladı. Sosyal medyada yayınlandı. Cümleyi okuyayım isterseniz. Evet, bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanet olur. 1934 yılında o Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin altında reisi Cumhur Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası vardı. Ali Erbaş'ın onu hedef aldığı açık. Şimdi bakın çok tepki oldu. Muhtemelen şöyle bir şey yaptılar. Yani böyle bir hamle yaptılar ama çok tepki geldi ve ters tepti. Yarardan çok zarar getireceğini gördüler. Kendi tabanlarında bile bunun benimsenmediğini gördüler. Ve belki de ilerleyen dönemde işte Sayın Kerkitlioğlu'nun ifade ettiği gibi bir provokasyon aslında bu denilerek Ali Erbaş'ın feda bile edilebileceğini görebiliriz. Yani Ali Erbaş onu söylerken kafasına göre söylemedi. Bu kadar siyasal bir organizasyon olan Cumhurbaşkanı'nın bizzat içinde yer aldığı, başın çektiği bir olayda Ali Erbaş'ın okuduğu hutbenin içeriğinden Beştepe'nin haberdar olmaması mümkün mü? Mümkün. Sayın Kerkitlioğlu lütfen ben çok az konuşuyorum. Sayın Kerkitlioğlu çok güzel bir ifade kullandı. Teşekkür ediyorum ve katılıyorum. Ayasofya'yı müzeye dönüştürenlere hain damgası vurmak yanlıştır dendiniz. Doğru ama hain damgasını vuran da ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan değil ama dolaylı olarak o anlama gelen bir cümle sarf etti. İhanet dedi. Yani bu geçmişte buranın müzeye çevrilmesinin bir ihanet olduğunu söyledi. Şimdi bakın Onur Bey'in de dediği gibi CHP siyasi olarak bir tutum belirledi. Bence doğru ve isabetli bir tutum. Bu konunun bir siyasi kutuplaşma ve gerginlik vesilesi olmaması için geri çekildi. Onur Bey'in benzetmesiyle iktidarın hamlesi geri çekilen CHP ve muhalefet karşısında boşa düştü. Peki o zaman bu olaydan siyasi bir rant yani toplumu çoğunluğu kendi tarafınızda kalacak şekilde bölmek için ne yapabilirsiniz? İyice üzerine gidersiniz, kaşırsınız. Atatürk'e hakaret edersiniz. Sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden içerikler yaygınlık kazanır. Hilafet tartışması açarsınız. Ve tabii ki Diyanet İşleri Başkanı'nın hutbesine Atatürk'e lanetli deme anlamına gelen bir cümle koydurursunuz. Ama ters tepti. Artık bunlar tutmuyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi tabanının da mutlaka bir kısmı siyasal İslamcı sahiplerle. Yani Atatürk'ü tabii ki sevmeyen, benimsemeyen insanlar da vardır orada ama hani ortalama AKP tabanında bile karşılık bulmadığını nereden anlıyoruz? Geri adım atılmasından anlıyoruz. Bir hamle yapıldı, tutmadı, geri adım atılıyor. Artık bunlar yani deyim yerindeyse panikle yapılan hamlelerdir. Şunu da belirteyim. Peki rahatsızlık yarattığı da biliniyorsa bu rahatsızlık yaratacağı bak, peki önceden... Tamam çok güzel teşekkür ederim bu soru için. Şimdi bu iktidardaki iç çelişkilerin derinleşmesi sonucu aslında farklı aktörlerin farklı gündemlerin çatıştığını görüyoruz. Mesela dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi tartışması, hutbe, Atatürk'e hakaretler, hilafet tartışmaları bunlar Türkiye'de iktidarın hele ki MHP'yi de katarak Cumhur İttifakı olarak adlandıracaksak üzerinde uzlaştığı konular değil. İktidar içindeki bazı unsurlar bu gündemleri öne sürüyor. Özellikle de İstanbul Sözleşmesi'nin kimi tarikat ve cemaatler tarafından gündeme getirildiğini biliyoruz ve AKP'nin kurumsal gündemine de bunu zorla itiyorlar. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Yani Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin bu konuda nihai tavrını göreceğiz. Tahminimi söyleyeyim. Bence bir yerde durduracaklar o basıncı. Yani ben öngörüde bulunuyorum. Şimdi dediğim gibi Türkiye'de iktidar zayıfladıkça ve çözülme eğilimine girdikçe iç çelişkileri artıyor ve onu oluşturan aktörlerin gündemleri çatışmaya başlıyor. Dolayısıyla da işte Atatürk'e lanet okutulan bir hutbe söz konusu oluyor. Ama İktidarın diğer bileşenleri belli ki bundan rahatsız oluyor ve biz bir şey yaptık ama ters tepti denilerek geri adım atılıyor. Olayı bu şekilde koymak lazım ama atılan adımları da yabana atmamak lazım. Kah kendi tabanlarını tutmak için, kah iktidar elden gidiyor artık kısa sürede ne yapacaksak yapacağız kaygısıyla bilmiyorum hangisi geçerli. Bu tür adımların gerçekten de laikliğe doğrudan, Atatürk'e ve laikliğe doğrudan cephe alan adımların da sembolik anlamını yabana atmayalım. Bu Ayasofya'nın açılmasını 24 Temmuz'a denk getirilmesinin hiçbir şekilde tesadüf olmadığını Lozan üzerinden Lozan'da simgeleşen Cumhuriyet'le gerçi Lozan imza aldığında Cumhuriyet ilan edilmemişti ama 3,5 ay sonra ilan edildi. Ve
ne acayiptir ki Lozan'ın yıl dönümü kutlamak için Anıtkabir'e giden insanları da Anıtkabir'e almadılar. Efendim burada dezenfekte ediyoruz Anıtkabir'i dendi. Bu simgesel boyutlarını önemli buluyorum ama şunu da tespit ediyorum. Toplum buna direniyor, toplum buna tepki gösteriyor. Belli ki Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP tabanından da karşılık bulmuyor. Hatta iktidar bileşenleri bu durumdan rahatsız. Dolayısıyla yaptıkları hamle aslında ayaklarına dolanıyor. Peki, Sayın Kerkitlioğlu, bütün bu olanlar aslında AK Parti'nin çok hoşuna, hiç de hoşuna gitmiyor dediniz. Yani hatta bu konuşuluyor dediniz. Toplum buna direniyor diyor Sayın Job. Şimdi önümüzde de ilk 2023'te yapılması beklenen seçimler var. Ne düşünülüyor mesela hükümet kanadından? Mesela Sayın Job toplum buna direniyor, tepki gösteriyor dediği zaman bu cümlelerin mesela AK Parti içerisinde karşılığı ne oluyor? Nasıl tartışılıyor? Yani ben hani toplumun neye direndiğini bilmiyorum ama yani Ayasofya'nın açılmasına, ibadete açılmasına toplumun neresinin direndiğini bilmiyorum. Hangi kesiminin direndiğini de bilmiyorum. Yani ayrıca... Ben ona demedim ama. Ona demedim tamam ama. Her neyse. Yani genel anlamda, ama şimdi genel anlamda şöyle bir şey yapıyorsunuz. Hani ben... İslamcı toplum mühendisinde gaza basılmasına direniyor. Şunu söylüyorum dedim. Bakın. Bugün kaç gündür süren tartışmalar sonrasında AK Parti sözcüsünün çıkıp yaptığı açıklamalar söz konusuyken Cumhuriyet hepimizin bebeği, değeri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal hukuk devletidir, layık sosyal hukuk devletidir şeklindeki açıklamaları ortada dururken hani bu son dönemdeki bütün hamlelerin AK Parti iktidarı tarafından bilerek ortaya atılıyor açıklaması niyet okumaktan ileri bir şey değildir. Toplumun reaksiyonu söyletti. Toplumun reaksiyonu söylesin canım. Bakın ortada kaç gündür yapılan tartışma da sadece radikaller yapıyor bu tartışmaları. Toplumun genel kesiminden nasıl onu söylüyorum. Asıl önemli olan Diyanet İşleri bakın, Başkanı. Sadece Diyanet İşleri, sadece Diyanet İşleri Başkanı'na söylemiyorum. Arda arda gelen tartışmaları söylüyorum. Bunu AK Parti iktidarının bir hamlesi olarak ortaya koymak niyet okumaktır. Çünkü ortada bunlardan rahatsız olduğunu, bu tartışmalardan rahatsız olduğunu, Atatürk üzerinden tartışmaların yapılmasından rahatsız olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal, layık, sosyal hukuk devleti prensipleri üzerinden böyle bir tartışma yapılmasının doğru olmadığını söyleyen cümleler önümüzdeyken ben niyet okuyamam. Yani ha bildiğim, bakın ben bildiğimi biraz önceki konuşmamda sıra bana geldiğinde söyledim. Bundan, bu tartışmalar üzerinden, çünkü bu kadar çok konu varken, bu kadar çok sorun varken, bu kadar çok şeyle boğuşuluyorken bunlar üzerinden bir tartışma yapılmasından Beştepe'nin rahatsız olabileceğini söylüyorum. Rejimle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlış derken de AK Parti İşte bunu kastediyor. Evet, bunu kastediyor. İkincisi yani o kadar yani biz bunları yaşadık, tecrübe ettik, daha önce gördük bütün bunları. Yani şöyle yaşananlara birkaç gün içerisinde baktığınız zaman ya gerçekten bambaşka şeyler konuşulurken ve konuşulması gerekirken yani bir şeylerin altına dinamit koyuyor izlenimi veriyorsunuz. Bu yaşananlardan dolayı. Nereden çıktı şimdi hilafet? Evet, tartışılabilir, doğrudur. Niye tartışıyor? Her şeyi tartışabiliriz. Onur Bey de biraz önce dedi ki tabii ki Atatürk kurucu lider, ama eleştirilecek yönleri vardır ama hani lanet okunmaması lazım. Doğrudur. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Eleştirilebilir. Ama biz o dogmalardan da çıkmak zorundayız. Yani birisi onu söyledi diye, ama öyle birisilik bir iş değil bu işte. Onu anlatmaya çalışıyorum. Durup dururken bambaşka şeyler konuşulurken birdenbire bunları konuşmaya başlıyoruz. Yani irticai i̇şte faaliyet sabote, tartışmalarına gelmesi lazım. Sabote etmekten başka bir şey değil ki bu yapılanlar. Ama bunu bir daha söylüyorum. AK Parti iktidarının hamleleri olarak nitelendirmek, niyet okumak. Efendim? Ben de Murat bu soruyu soracağım. Girmek istiyorum. Çok merak ettim. Kim sürekli bir şey tarif var. Benim aklıma bir şey geliyor. Özne, kripto bir yer geliyor mesela. Hayır, belirsiz bir özneden söz ediyorsunuz. Belirsiz özne değil. Anlayan anlasın. Her şeyi de açık açık söyleyemem ki ben. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir de ya elimde, yani şimdi bakın biz gazeteciyiz. Evet. Siz de hukukçusunuz. Evet. Şimdi delil olmadan şey yapamam. Şimdi nasıl söyleyeyim onu? Kalkacak ondan sonra ben aylarca uğraşacağım, yıllarca uğraşacağım onlarla. Ama bildiğiniz onlarla. Bir şey var. Ama bildiğim bir şeyler var tabii ki. Yani bunu bu provokasyonu emin olun, kimin yaptığı? Bunu durup dururken söylemem ben. Kimseyle de ilgili, herhangi bir olayla da ilgili söylemem.
Yok, merak ettiğimiz şu aslında, farazi değil, gerçekten bir özne var. Yani şimdi bir özne... Bir düşünceniz değil bu gerçekten. Bir güç olduğu kesin. İkincisi şunu da söyleyeyim. Bütün bu tartışmalardan, bütün bu yaşananlardan, çünkü artık bir Atatürk üzerinden veya böyle dini simgeler üzerinden, ya bu ülkede türban tartışması bitti. Bu ülkede Atatürk tartışması bitti. Atatürk üzerinden bugün o hutbeye rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri ortada. Yani müzeye dönüştürülmesi kararını, tartışmasını çok doğru bulmuyorum diyor. Yani onun bile rahatsız olduğu belli. Yani bir şekilde belli. Artık bu konu kapatılsın mı diyor. Yani. Tabii ki kapatılsın diyor. Yani kapatılsın da tabii ki tartış. Yani kime sen kapatılsın deyince olmuyor bu iş. Yani hala rahatsız olanlar vardır, Artem, konuşur. Toplum Artema değil ki yani, aç kapı olsun. Aç kapı olmaz yani, mümkün değil. Şimdi bir dakika. Kendi düşüncesini en azından söylüyor. Topluma şöyle sürekli bir misyon biçiliyor. Yani Cumhurbaşkanı sus derse susar. Yok öyle bir şey olur mu? Hareket et derse hareket eder. Ya bu toplum böyle... Robotlardan falan oluşmuyor ki. Toplumun duyguları var, düşünceleri var, tarihe bakışı var, geçmişe, geleceğe, siyasete. Şimdi yani çok affedersiniz ama yani şimdi deniliyor ki mesela siyasal İslamcılar diye böyle bir grup var. Bunlar böyle bir toplumsal mühendislik falan yapıyorlar. O genelkurmayda briefinglerle falan olmamıştı o. Siyasal İslamcılar yapıyor onu. Onlar şimdi Ayasofya'dan böyle bir siyasal bir mücadele veriyorlar. Aslında halk bununla falan ilgili değil. Ama aynı halk ne hikmetse bir süre önce yine siyasal İslamcıların türban oyununa gelmişti. Aynı halk bir süre önce Taksim'e cami oyununa gelmişti. Yani böyle sürekli toplumu figüran olarak gören, piyon olarak gören, aldatılmaya, istismar edilmeye açık, akıldan böyle mantıktan yoksun bir güruh olarak görmek ve göstermek yanlış bir şey. Toplum o sizin gördüğünüz ve göstermek istediğiniz gibi değil. Bakın şimdi bugün parti meclisine bir avukat Sevgi Kılıç Hanım seçildi. Hayırlı olsun. Çok güzel. Eğer Sevgi Kılıç Hanım birkaç sene önce avukat olmak için hukuk fakültesine gitseydi başı örtülü olduğu için gidemeyecekti. Eğer hasbelkader bitirmiş olup da ben şu İstanbul Barosu'nda bir staj yapayım deseydi şimdiki başkan tarafından ya da önceki Ümit Bey tarafından hayır efendim başın örtülü olduğu için staj yapamazsın denilecekti. Dolayısıyla parti meclisi üyesi olsaydı bile avukat kimliği olamayacaktı. Şimdi hani öz eleştiri falan diyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakalım. Ya biz şurada bir yanlış yaptık, ya bu halka karşı biz bir takım yanlış adımlar attık, yanlış kararlar aldık denilen bir irade halen olmuyor. Yeniden CHP'ye döndük. Ne güzel ama... biz melek gibi bir insan şeydik, bir parti teşkilatıydık. Ne olduysa bu nankörler bize ihanet ettiler, gittiler AKP'yi seçtiler falan. Bu yanlış değil yani. Çok az bir süremiz kaldı. Evet. Hem Sayın Çop'a hem de Sayın Cingil'e söz vereceğim. Sayın Cingil buyurun. Sizin ekleyecekleriniz vardı. Ya konu yine türbana geldi. Yani sıkışılınca hep böyle konular geliyor. Bizim konumuz şu an Ayasofya. Bitmiş, Ayasofya çözülmüş bir yani. Mesele. Bitmiş gitmiş. Gerçekten yani neyi tartışıyoruz? Devam ediyorum. Bu şey de çok tarih programı bu. Hayır işte demin Saadet Partisi'ne DEVA ile CHP yan yana gelir mi falan tartışılıyor. Şimdi bir öz eleştiri. Belki öz eleştiri yapmıştır. İttifak kuruyor bakın. Belki öz eleştiri yapmıştır. Türbanlı parti meclis üyesi var. Bunlardan mutlu olun. Yani bu çok ilginç. Burada birçok şey saydı Burak Bey. İşte Anıtkabir'de şöyle oldu, oradan bir şey çıktı, buradan bir söylem işte. Lozan'la ilgili bir tweet atmış mesela. Şimdi ben de öğrendim ondan sonra. Fırsat olsa onu da konuşacak. Orada konuşalım ama. Lanet'le ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Şimdi bunların hepsi bir arada olduğunda sizin dediğiniz bir yerde çöküyor Sayın Kakitlioğlu. Belki hutbeyle ilgili ya da o videolarla ilgili olarak hani dediniz ya radikaller şey yapıyor. Belki bir odak orayı dokundurmuş olabilir ama bu kadar komplike yani karışık birçok noktadan gelen bir şey sadece bir gizli özne tarafından yapılacağını düşünmüyorum. Bu zamana kadar gelen belki AKP'nin de kontrol edemediği artık işte Atatürk'e bir şey demeyeyim de İnönü'ye uğrayayım. İşte Cumhuriyet resepsiyona gitmeyeyim hastayım diyeyim gibi böyle garip garip hiç gereksiz. Yani böyle Atatürk'le neyin kavgasını veriyorsun, Cumhuriyet'le neyin kavgasını veriyorsun, aslında hepimizin ortak değerleri olan şeyleri insanlar da artık ben Atatürk'e küfredebilirim, Cumhuriyet'i saymayabilirim, şeriatta isteyebilirim. Çok tabii ki gibi bir durum oluştuğunu söylüyor. Şunu söylemek lazım, bakın burada bizim üzerimizden kimse halka bir şey söylemesin. Yani halkı figüren gören yok. Tam tersi şunu söyledik. Bugün Ömer Çelik'in geri adım atması halkın bizatihi aktör olduğu anlamına geliyor. Ömer Çelik neden geri adım attı? Ömer Çelik bunları düşünmüyor muydu?
Şöyle söyleyeyim, düzelt, şöyle daha tekzip edeyim. Bunun gibi bakın, o kadar çok açıklaması var ki. Bakın, Ayasofya müze yapılması ihanettirle başladı bu. AKP'nin bir algoritması vardır bakın, konuşma algoritması. İlk önce ihanet der, sonra bunu tartışmayı gereksiz buluyoruz der. Aslında şizofrenik bir durum. İkisini de aynısı söylüyor. Ya, ihanet diyen de Cumhurbaşkanı, sonra sözlü çıkıyor diyor ki, hayır bizim Atatürk'te bir şeyimiz yok diyor. Gerçekten şizofrenik. O yüzden ben şunu söylüyorum, tam tersi, ben hocama katılıyorum. Bir deneme yapılıyor. Bu Özal taktiği. Zamanında o da çok yaparmış. Bir deneme yapayım diye. Mehter taktiği diyeyim. İki ileri bir geri. Mantıklı değil, evet. Diyor, çok mantıklı. Mantıklı. Bir deneme yapıyor. Halk diyor ki bakın bu ülkede gerçekten bir oran vermem çok yanlış. %80 %90 değil. %100'ünün Atatürk'le ilgili hiçbir problemi olduğunu düşünmüyorum. AKP seçmeninin ekseriyeti dediği, çoğunluğu dediği hocamın da bu. Ve bununla ilgili olarak ama sizin dediğiniz sebepten yani bir klik var orada. Ve rahatsızlık verdi. Ama benim dediğim sebepten nedir o? Halk tepki verdi. Yani halk figüran değildir. Bu düşünce çok yanlış. Aktördür. Ve bütün herkesi de aslında siyaseti de onlar yönlendiriyor. Sayın Cingil. Toparlamanızı isteyeceğim. Çünkü son sözleri de Sayın Cop'a vereceğim. Çok az bir süremiz kaldı. Buyurun Sayın Cop. Evet ben yani... Bu programda tabii ki farklı görüşleri ifade ettik ama neticede hani Ayasofya'nın açılmış olduğu bir gerçeklik açıldı. Hayırlı olsun memleketimize ve tüm dünyaya. Şahsi görüşümü soracak olursanız ben Atatürk'ün 1934'te aldığı kararın devam etmesinin daha doğru olduğunu düşünürdüm. Ama böyle bir karar alındı, uygulandı. Siyaseten de bununla daha fazla tartışılacak bir şey yok. Bu konu benim açımdan kapanmış bir konudur. Yani benim gündemimde Ayasofya diye bir konu yok. Kapandı bu konu. Bizim bundan sonra daha çok tartışmamız ve konuşmamız gereken şeyler nasıl bir ülke yönetimi, halkın ülke yönetimine katılımı, demokratik karar alma mekanizmaları, kamuyu ilgilendiren kararların, ekonomideki kararların özellikle de bir avuç sermaye çevresinin kayırılması, kamu kaynaklarının onlara aktarılarak onların zenginleştirilmesi yerine Türkiye'deki derin adaletsizlikler, toplumsal eşitsizlikler, işsizlik, hayat pahalılığı, enflasyon, yoksulluk, yoksullaşma gibi meselelerin gündeme geleceği, bunların tartışılacağı... Gelecek mi sizce yoksa başka yani, tartışmalarla efendim, karşı karşıya? Emre Bey bunların gündeme gelmesi biraz da sizin gibi değerli arkadaşlarımızın bu konuları tartıştırması ve bu konuların tartışılmasına yönelik programlar düzenlemesinde katkısı olacaktır. Tabii ki onları da yapıyoruz. Biz 24 saat yayın yapan bir haber kanalıyız. Sadece bu tartışma programıyla da sınırlı değiliz. Ki daha önce de programlarımıza konuk olan, bu masada olan... konuklarımız da bu ekranlarda Türkiye'nin her sorunu mutlaka gündeme gelir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben yapıcı hepinize. Bir öneride bulundum. Evet zaten. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bakış açısına noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.